Bismillahirrahmanirrahim. Bâb-ı mes'il ferci, hel yecibü fîhil vudû emle. Bu bab, evret mehallini mes'etmek, abdesti mucib olur mu, değil mi? Fukaha arasında ihtilaflı bir mesele olduğundan dolayı burada bu izahati İmam-ı Tahavi tamamıyla zikrediyor ve her tarafın delillerinde beyan ediyor. Bir adamın eli avret mehalline değerse Hanefiye mezhebinde asla bozmaz. Şafiiye ve Ahmed bin Hanbel mezhebinde de mutlaka bozar. Malikiye'ye göre de bazı hallarda bozar, bazı hallarda bozmaz. Aşağıda bunun tefsilatı gelecek. Şimdi en evvela İmam-ı Tahavi bozanların, bozar diyenlerin delillerini getiriyor. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena el-Hüseyin ibn-i Mehdi'yi kâle haddesena Abdurrezzak kâle ahberena Ma'mer en-Zühri'yi en-Urvete ennehu tezâkerehu ve Mervan. Zühri Hazreti Urve'den rivayet ediyor ki Hazreti Urve radıyallahu anh tezâkerehu ve o müzakere etti ve Mervan. İkisi konuştular. Neyi? El-vudû'e min mes'il ferci. Evret mehallini mes'ederse abdest lazım gelir mi gelmez mi? Fakale Mervan dedi ki haddesetni Büsretü bünü Safvan. Safvan'ın kızı Büsre bana rivayet eyledi ki enneha Büsre semiat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i işitmiş ye'muru emreder olduğunu bil vudu'i abdest ile min mes'il ferci evret mehallini mes'etmekten. Bir adam evret mehallini mes'ederse abdest alsın diye Resulullah Efendimiz emretmiş. Bunu Büsre binti Safvan rivayet ediyor. Fekâne urvetu Urve uldi lem yerfe kaldırmadı bi hadisiha Büsre'nin rivayet etmiş olduğu bu hadise re'sen baş kaldırmadı. Yani o hiç dinlemedi. Hazreti Urve'ye göre evret mehalline bir adamın eli değerse abdesti kaçmaz. Mervan da kaçar dedi. Hazreti Urve bunu inkar edince Mervan dedi ki bana Büsre rivayet eyledi. O Peygamber Efendimiz'den böyle işitmiş. Hazreti Urve bunu kabul etmeyince فَاَرْسَلَ مَرْوَانُ مَرْوَانُ irsal etti, gönderdi اِلَيْهَا بُسْرَيَا شُرَتِيَّنْ askerlerinden birisini. فَرَجَعَيْ o adam gitti, geldi فَاَخْبَرَهُمْ onlara haber verdi ki اَنَّهَا بُسْرَ قَالَتْ dedi ki سَمِيَتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ben Peygamber Efendimiz'i işittim يَمُرُ بِالْوُضُوِي abdest ile emrederdi min mes'il ferci evret mehallini mes'etmeden yani elini buraya değdirirse abdesti kaçar diye emretti. Fezehebe kavmun bir takım cemaat sahip oldular ila hazel eser bu esere. Büsre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bu hadise sahip oldular. Ve evcebu vacip kıldılar el vudu'a abdesti min mes'il ferci evret mehallini mes'etmekten. Bu mezhebe sahip olanlardan Şafii, Evza'i, Leys ibn-i Sa'd, Ahmed ibn-i Hanbel, İshak ibn-i Rahevi, Davud-i Zahiri, Taberi bunlar bu mezhebe sahip oldular. Ve delilleri de bu Büsre aşağıda bundan çok bahsedilecek. Büsre binti Safvan'ın rivayet etmiş olduğu hadis. Buna göre bir adamın eli, kadın olsun, erkek olsun, avret mehalline değdi mi? Abdesti bozulur, abdest alması lazımdır. فَذَهَبَ قَوْمٌ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ bu meseleden bunlara muhalefet etti. اَخَرُونَ ulemanın diğer bir kısmı da bunlara muhalefet ettiler. Muhalefet edenlerden bazıları kim?
Hanefiye mezhebi, üç imam. İmam Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Muhammed, Sevri, Şerik, İbn-i Mübarek, İmam-ı Malik'ten de bir rivayet, Hanabilet'ten de bir rivayet. Bunlar dediler ki abdesti bozmaz. Fekalu dediler ki la vudu'e fihi, bunda abdest yoktur. Bir adamın eli avret mehalline değmekle abdesti bozulmaz. Abdest icap etmez. Vehteccu delil getirdiler. Fî zâlike bu mesele hakkında alâ ehlil mekâletil ûrâ, birinci mekâlenin sahiplerinin aleyhine. Fekalu dediler ki fî hadîsikum, hâzâ sizin bu hadisinizde, Büsre'den rivayet etmiş olduğunuz bu hadiste olucudur ki enne urvete, Urve radıyallahu anh lem yerfe' bi hadisi Büsre'te ra'sen, Büsre'nin rivayet etmiş olduğu bu hadise baş kaldırmadı, yani bunu dinlemedi, kabul etmedi. Fe inkâne zâlik, Hazreti Urve'nin bunu kabul etmemesi olduysa, leennehâ Büsre indehu, Urve'nin indinde, fi hâlimen, bir kimsenin halindadır ki la yu'hazu, alınmaz. Zalik, bu abdest bozulmak meselesi, anha, Büsre'den. Bu gibi mühim meselelerde niçin Büsre'nin sözünü kabul etmedi eğer İmam Hazreti Urve? Demek ki bu mühim meselelerde Büsre öyle bir halde değil ki ondan bu mesele kabul edile. Neden? Büsre uzun müddet Peygamber Efendimiz'le bir sohbet ettiği sahabe olduğu şöhret bulmamış. Sonra kendisi ümmi bir kadın. Bu rivayet doğru mu değil mi, meseleyi anlamış mı anlamamış mı? Bu hadis senedi itibariyle zayıf olduğundan dolayı Hazreti Urve kabul etmiyor bunu. İşte delilimiz de budur diyorlar. Fefi tad'ifi men. Fefi tad'ifi men, bir kimsenin tad'ifinde olucudur, zayıf demesinde olucudur ki huve u akellü, daha aşağı derecededir. Min urveti, min urvete, urveden. Urveden daha aşağı derecede bir kimsenin tad'if demesinde olucudur. Li büsrete, Büsre'ye. Hazreti Urve Büsre'ye zayıftır dedi ya, daha Urve'den aşağı derecede bir adamın zayıf demesinde olucudur. Ma, bir şey olucudur ki yaskutu, sakit olur bihi, onun zayıf demesiyle hadisuha, onun hadisi. Hadisi sakit olur. Nerede kaldı ki Urve? Urve'den daha aşağı bir derecede bir adam zayıftır derse bir raviye, onun rivayeti kabul edilmiyor. Kaldı ki burada Urve gibi büyük bir imamın, büyük bir tabiinin Urve'ye tad'iftir demesi, bu hiç kabul edilmez. وَكَدْ تَابَعَهُ, halbuki Urve'ye tabi oldu ala zalik, bu Büsre'nin hadisine yatırazda gayruhu, onun gayrısı da ona tabi oldu. Yani burada Urve yalnız başına değil, daha başkaları da bu hadise daif dediler. O da Esved ibn Yezid, Rebiyatür Rey, bir ileride geliyor. Bunlar da bu hadise itiraz ettiler, kabul etmediler. İşte burada şimdi zikrediyor, diyor ki Haddesena Yunus, kale akberena İbn-i Vehbin, kale akbereni Zeydun. Daha sevabi akbereni İbn-i Zeydin. Ani Rabi'ate, Rebiyatür Rey. Ennehu kâle, Rebiyatür Rey dediler ki lev veda'atu yedi, elimi koysam fi demin bir kana ev haydatin, yahut da heyze, heyz kanına, ma nekada vudu'i, benim abdestim bozulmaz. Nerede kaldı ki temiz bir şeye? Evret mehalli temiz, ne kan var, ne necis var, ne bir şey var. Yani necisin üzerine elimi koysam abdest bozulmaz. Kaldı ki temiz bir mehalle eli koymakla abdest bozulur mu? Femessü zekeri, zekeri avret mehallini tutmak eyseru, o mu kolaydır? Emid demu, yoksa kan, emil haydatu yahut heyze mi? Heyz kanı mı? Çünkü zekeri avret mehallini
tahir olduğu vakitte elini koymak daha eyserdir, daha kolaydır. Öteki ise kandır. Yani elini kana bulaştırsa, başka bir necise bulaştırırsa o necaseti yıkar. Abdest almak icap etmez. Kaldı ki evret mahallinde necis de yok. Eli oraya değmek ki abdesti kaçmaz. İşte Rebiatur Rey de kime tabi oldu burada? Ürve'ye tabi oldu. Ürve'nin dediğini teyit ve tekit etti. Kale İbn-i Zeyd dedi ki ve kâne Rebi'atü Rebi'a derdi yekûlu lehum abdest bozan diyenlere, abdesti bozar diyenlere derdi ki veyhekum yazıklar olsun size mislu hâda bu gibi mislu hâda bu gibi bir şey yehudu alır mı bihi anınla ehadun bir kimse böyle bir büsre gibi bir rivayet gelsin de bunu bir kimse alır mı? Ve ne amelu? Onu alsın da biz de onunla amel edelim. Diğer bir rivayette ya amelu. Yani bir kimse alır da bununla amel eder mi? Yahut da siz bu rivayeti alır da bize getirir de bunu kabul edin dersiniz de biz de bunu alalım da amel edelim. Bu olur mu? Bir hadisi Büsre'de Büsre'nin hadisini. Büsre'nin hadisini kim alır da amel eder? Vallahi lev enne Büsre'de Allah'a yemin ederim ki Büsre lev enne Büsre'te şehidet Büsre eğer şahit olsa elâ hâzen ne'ali şu ne'ale lemâ ecestü ben caiz görmezdim şehadetaha onun şehadetini bir ne'al gayet hakir bir şeydir Büsre gelse de şehadet ise şu ne'alin hakkında ben onun şehadetini kabul etmem. Diğer bir rivayette ala hazihil fi'al ala hazel fi'al bu fi'al ki bir adamın eli avret mahalline değerse abdesti kaçar diye Büsre gelse şehadet ise ben bunu kabul etmem. Kabul etmediğinin sebebi ne? Şehadet herhangi bir şey hakkında iki kadın olursa bir erkek yerine kaim olur. Tek kadının şehadeti kabul değil. Bu şehadet rivayet meselesini de ona kıyas ediyor da nasıl şehadette bir iki kadın olmazsa şehadete kabul edilmiyor. Bu rivayet de böyledir diyenlere göre Büsre gelse de şehadet ise kabul etmediğim gibi tek kadın olduğundan onun rivayetini de kabul etmiyorum diyor. İnnemâ kıvâmü'd-dîni dinin kıvâmi as-salâtu namazdır. Ve innemâ kıvâmü's-salâti namazın kıvâmi de et-tuhûru temizliktir. Felem yekun fî sahâbeti Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in sahabelerinde olmadı. Kim? Men yukîmu hâzed-dîne bu dini ikame eder. Bir kimse olmadı da illâ Büsre'te, illâ Büsre mi oldu? Yani ashab-ı Rasûlullah'ta hiç kimse kalmadı mı? Büsre mi oldu ki abdest meselesi hakkında onun hadisi kabul edilsin? Çünkü abdest o kadar mühim ki abdest almamış namaz olmaz. Namaz da olmasa dinin kıvamı olmaz. Dinin kıvamı namaza bağlı, namaz da tahura bağlı. Bu mesele hakkında gele gele de bir Büsre'nin rivayetine geldi. Yazıklar olsun ki siz bunu böylece kabul ediyorsunuz diyor Rebiatur Rey. Kale İbn-i Zeyd'in İbn-i Zeyd dedi ki ala hâzâ bunun üzerine edrekna biz idrak ettik meşihatana ehli Medine'nin meşayihini bu şekilde gördük ve onlara böyle yeriştik. Mâ minhum vâhidun onlardan hiçbirisi olmadı yara görür olmadı fî mescid zekeri kamışını mesletmekte vuduan abdest görür olmadı. Evret mehalline elini değdirsin de abdesti bozulsun hiçbir kimse buna kail değildi. Ve in kana innema tereke bu ikinci bir itiraz. Ve in kana eğer olduysa innema tereke terk ettiyse yani urve neyi? En yerfe'a başını kaldırmayı bizalik bu hadise rasen baş kaldırmayı terk ettiyse yani onun da sebebi var. Niçin terk etti? Urve Mervan'dan dinlemiş olduğu bu hadise itimat etmedi, bunu kabul etmedi. Ne için? لَاَنَّ مَرْوَانَ مَرْوَانَ عِنْدَهُ Hazreti Urve'nin عِنْدَنْدَ لَيْسَ ف۪ي حَالِ مَنْ
bir kimsenin halinde olmadı ki yecibül kabulü kabul vacib olur en mislihi o gibi adamlardan. Böyle adil adam değil ki o adil adamların sözünü kabul etmek vacib olur. Fakat Mervan o derecede değil. Ne için? Mervan'ın hali bozuk. Çünkü birçok fitnelere sebep olmuş Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hisarında muhasere edilmesine sebep olmuş, fitneyi uyandırmış. Hazreti Osman'ın nihayet ölümüne sebep oldu. Ondan sonra Muaviye zamanında Medine emiri olduğunda Hazreti Ali radıyallahu anh'a cüme hutbelerinde sökerdi. Sonra Cemel vakasında Hazreti Talha'ya yaralanmıştı. Ona ok attı. Bir rivayette onun ölümüne de sebep oldu. Bu gibi bir adam rivayetini örve kabul eder mi etmez? Bu ihtilaflıya Mervan'ın rivayeti kabul edilir mi edilmez mi? İmam-ı Bukhari hadis rivayetinde sıkıdır. Diğer halleri bozuk olsa bile hadis rivayetinde yalanı dolanı yoktur. Kabul etmiş yazmış. Fakat Bukhari Şerif'te var Mervan'ın rivayetleri. Ulemanın bazıları da İmam-ı Bukhari'ye tayip ediyorlar ki daha adam bulamadın da Mervan'ın rivayetlerini yazsın diye onu ayıplamışlar. O başka mesele. Şimdi burada Mervan Hazreti Ürve indinde o derecede değil ki sözü kabul edile. Fe inne habere şuratiyyi Mervan. Bir de Mervan askerini gönderdi. O da gitti haber getirdi. Kimden? Hem Büsre'te Büsre'den. Askere gitti, bak Büsre nasıl rivayet etmiş hadisi. Ondan haber al gel. Asker de gidiyor, Büsre'ye soruyor. Büsre de diyor ki ben Resulullah Efendimiz'den hadisi şu şekilde eşittim diye geliyor. Bir de bir şurati yani asker meselesi ortaya girdi. Bu şurati kim imiş? Yalancı mı, doğru mu, sözü makbul mu, değil mi? Bir oyun mu, hakikat mi? Bir de bu mesele var. O da diyor ki dune haberihi onun haberinin donundadır. Huve Mervan'ın yani Mervan kendisi haber veriyor ya onun haberinin de daha aşağıdır. Enha Büsre'den. Mervan'ın kendisi Büsre'den rivayet etmiş bir defa. Bu kabul edilmiyor. Bir de askeri gönderiyorlar da Büsre'den o haber getiriyor. O daha aşağıda. Daha onun donundadır. Öyleyse Hazreti Ürve ne Mervan'ın rivayetini kabul ediyor ne de o şüretinin rivayetini kabul ediyor. Bunun için ona baş kaldırmadı. Fe inkâne Mervan ve eğer Mervan olduysa haberuhu haberi fi nefsihi kendi nefsinde yani indi Ürve. Hazreti Ürve'nin indinde Mervan'ın rivayeti olduysa gayri mekbulin gayri mekbul olduysa mekbul değilse fe haberi şuratiyyihi onun askerinin haberi İyyahu Hazreti Ürve'ye anha Büsre'den kezalik o da böylece. O da gayri mekbuldür. Ahra daha layıktır ki en la yekune mekbulen. Mekbul olmamaya daha layıktır. Mervan'ın kendi haberini Ürve kabul etmezse onun gönderdiği askerinin haberini kabul etmemek daha evladır. Ve hadel hadis bu da üçüncü yatırız. Ve hadel hadis eyza yine böylece bu hadis لم يسمعه الزهري من عروة. زهري بن عروة ذن الشتمدي. إنما دلس زهري تدلستي به بحديثي. وحديثة تدلستي يعني كانت الشيخيني أردك راوي سويلمدي. Çünkü زهري عروة'dan rivayeti yok. Kimden rivayet etmiş Zühri Ürve'den görüp de ondan rivayet etmediğine göre aradaki şeyhi kim? Onu zikretmemiş. Buna da teddis derler. Teddis demek ravi kendi üstazını zikretmiyor. Üstazının üstazını zikrediyor. Burada bir de bir teddis var diyor. O teddisi de beyan ediyor. Diyor ki ve zalike bu teddisin beyanı şöyledir ki enne Yunus'a haddesena kâle haddesena Şuayb'ü bünü Leyth an abihi Ali ibn Şihab ibn Şihab Zühri'den rivayet eyledi deyiz. An Abdullah ibn Ebi Bekir ibn Muhammed. Abdullah ibn Ebi Bekir yani İbn Hazm diye meşhur olan Abdullah ibn Ebu Bekir'den rivayet eyledi. O da kimden? En Urvete ibn Zübeyr Urvete ibn Zübeyr'den. O da kimden? En Mervan ibn Hakem Mervan ibn Hakem'den rivayet eyledi. Kale Mervan dedi ki el vudu min messi zekar
zekerini mesletmeden abdest olucudur. Rivayet böyle. Bunu böyle rivayet eyledi. Bak şimdi burada gösteriyor ki Zühri kendi, Zühri'nin hocası kim imiş? Abdullah ibn Ebi Bekir imiş. Onu zikretmiyor, Urve'den rivayet ediyor. Buna işte teddis derler. Onu zikretmedi, buradan yaptı, ondan teddis oldu mu hadis zayıf olur. O hadis, teddis olan hadise zayıf derler. Evet, bu rivayeti Mervan ibn Hakem yaptı. Urve de inkar etti bunu. Gene kabul etmedi. Kale Mervan, Mervan dedi ki اَخْبَرَتِنِيهِ بُسْرَتُ بُنُ سَفْوَانِ Bana Büsra'tü bin Safvan, Safvan'ın kızı Büsra haber verdi. Dedi, فَاَرْسَلَى Hazreti Urve gönderdi. Mervan böyle dedi ama acaba doğru mu değil mi Hazreti Urve hani haberi tahkik için gönderdi ila Büsra'ta Büsra'ya. Burada zemir Hazreti Urve'ye raci, Mervan'a raci olması da muhtemel. Mervan gönderdi. Kulası ikisi beraber gönderdiler. Fakalet askeri gönderdiler. O da gitti sordu. Fakalet Büsra dedi ki zekere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz zikreyledi. Neyi? Ma ul bi şeyi ki yutavabdağı minhu. Ondan abdest alınır. Abdesti bozan şeyleri zikretti. Fe zekere messe zekere. Abdesti bozan şeyler arasında evret mehallini meshetmeyi de zikreyledi. İşte şimdi burada anlaşıldı ki Zühri burada tedlis etmiş. Yani hadisi Abdullah ibn Ebi Bekir'den rivayet ettiği halde Urve'den rivayet etti. Hadis müdelles oldu. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyuruyor ki فَسَارَ هَذَا الْأَثَرُ وَبَاَسَرُ Bu rivayet oldu. اِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ Zühri'den rivayet oldu. O da kimden? En Abdullah ibn Ebi Bekir'in Abdullah ibn Ebi Bekir'den. O da kimden? En Urve'te Urve'den. Öyleyse böyle olduğu gibi yani Zühri kendi üstazını zikretmedi de Urve'den rivayet ettiğini söyleyince fakat hatta aşağı indi. Bizalik bu sebeple dereceten bir derece aşağı indi. Hadisin senedi zayıf oldu. Muttasil olmadı, munkati oldu. Lenne Abdullah ibn Ebi Bekir, Abdullah ibn Ebi Bekir leyse hadisuhu an Urve'te. Urve'den hadis rivayet etmesi olmadı ki hadisi Zühriye an Urve. Zühri'nin Hazreti Urve'den rivayet ettiği gibi hadis gibi olmadı. Zühri kuvvetlidir. Alimdir, fakihtir, hafizdir. Urve'den rivayet etti mi senet gayet kuvvetli olur. Fakat Abdullah ibn Ebu Bekir Zühri'nin derecesinde değil. Onun onda bir derecesine de erişmez. Ne elimde ne fakihte. Onun Urve'den rivayet etmesi o derecede olur mu? Olmaz. Zühri kendisi rivayet etseydi kuvvetli olurdu. Abdullah ibn Ebu Bekir rivayet etti, zayıf oldu. Bir derece aşağı düştü. وَلَا عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ اَب۪ي بَكْرٍ عِنْدَهُمْ Abdullah ibn Ebu Bekir de muhaddisin indinde olmadı. Fî hadisihi rivayet etmiş olduğu hadislerde bil mütkini mütkin olmadı. Ne kadar buna sika itimat edilir adam ise de fakat hüffaz arasında tam hadisi itkan etmiş derecede Zühri derecesinde kuvvetli bir muhaddis değildir. Bunun için derece itibariyle de senet aşağı düştü. لَقَدْ حَدَّسَنِي يَحْيَ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ وَزِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ رَحْمَهُ اللّٰهِ يَقُولُ İmam-ı Tahavi diyor ki Yahya bin Osman bana rivayet eyledi ki İbn-i Vezir demiş ki ben İmam-ı Şafii'ye işittim. يَقُولُ derdi ki سَمِعْتُ بْنَ عُيَيْنَ Süfyan ibn-i Uyeyne'yi işittim. يَقُولُ derdi كُنَّا اِذَا رَيْنَا الرَّجُلَ Bir adamı gördük mü ki يَكْتُبُ الْحَدِيسَ Hadisi yazar. عِنْدَ وَاحِدٍ Bir adamın indinde. O da kimden? مِنْ نَفَرٍ Bir takım cemaatten. سَمَّاهُمْ Öyle cemaatler ki سَمَّاهُمْ Süfyan ibn-i Uyeyle onların isimlerinde zikreyledi. Şu adamlar vardı ki Medine'de diyor Süfyan ibn-i Uyeyle. Bazı adamlar gider onlardan hadis yazardılar, hadis öğrenirdiler. Ki minhum işte o Süfyan ibn-i Uyeyne'nin saymış olduğu adamlardandır. Abdullah ibn-i Ebi Bekir'in, Abdullah ibn-i Ebu Bekir de onlardandır. İşte bu gibi adamlardan
gidip de hadis yazanları biz gördük mü? Sahirna minhu. O yazıya da hadis öğrenenden biz istihza ederdik. Yani daha adam bulamamış da gitmiş bunlardan hadis yazıyor. Maskara. Maskaralık ederdik. لَاَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ الْحَدِيسِ. O adamlar hadisi bilmezler diyor. İşte Abdullah ibn Ebu Bekir de Süfyan ibn Uyeyne'nin o dediği adamlardan. Onlar bir rivayette dört kişi, bir rivayette daha çok. Bunları hadis rivayet ederdiler fakat hadis bilmediklerinden dolayı kendilerini hadis yerine koymuşlar. Hadis rivayet ediyorlar, yazdırıyorlar. Bazıları de bilmeyerek gidip bunlardan hadis yazıyorlar. Biz o yazan adamları, bunlardan hadis öğrenen adamları gördük mü, onlarla maskara ederdik. Yani istihza ederdik ki hele bak bak, daha başka adam bulamamış da gitmiş bunlardan hadis öğreniyorlar. Hadisin ehlini bul, ondan öğren. Bunlardan ne öğreniyorsun? Şimdi burada da bak, İmam-ı Şafii Süfyan ibn-i Uyeyne'den rivayet ediyor. İmam-ı Zühri Abdullah ibn Ebu Bekir'den rivayet ediyor. Abdullah ibn Ebu Bekir ise hadis ehli değil ki, ondan hadis rivayete kabul edilmez. Senet zayıf olur. Ve entüm, siz, yani İmam-ı Tahavi muhaliflere diyor ki, abdesti vacip kılan siz, kılanlar ki sizler, fakat tuda'ifune, siz tad'if edersiniz, zayıf addedersiniz. Maşhur bir hadisi ki huve mislu haza, işte hadis Büsre'nin hadisi gibi, Büsre'nin hadisi gibi hadisleri tad'if edersiniz. Bi akalle min kelami misli ibn Uyeyne. Uyeyne Süfyan ibn Uyeyne gibi bir adamın sözünden daha aşağı olursa tad'if edersiniz. Halbuki bunu tad'if eden Süfyan ibn Uyeyne değil, Süfyan ibn Uyeyne daha aşağı bir adam. Bir kimseye zayıf dedi mi siz hemen ona zayıf diyorsunuz. Bu meselede Süfyan ibn Uyeyne gibi bir adam böyle dediği halde bu hadisi kabul ediyorsunuz. Bunu nasıl kabul ediyorsunuz? Yetmemeniz lazım. Ve kâle âkharûn, diğer bazıları da dediler ki innellezî beyne zühri ve beyne urve, zühri ile urvenin arasındaki olan kişi fi hâdel hadis, bu hadiste Ebu Bekir ibn-i Muhammed'in, Ebu Bekir ibn-i Muhammed'dir. Yukarıda Abdullah ibn-i Ebu Bekir dedi. Bazıları da diyorlar ki Abdullah değil de Abdullah'ın babası Ebu Bekir ibn-i Muhammed'dir. İbni oğlu değildir. Ravi odur. Olursa ne diyeceksiniz? Onu da acaba oğulluğu ne malum? Onu da İmam-ı Tahavi diyor ki haddesena Süleyman ibn-i Şuayb. Kale haddesena Bişir ibn-i Bekir. قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. İşte bu Ebu Bekir Abdullah'ın babası. Ebu Bekir bin Muhammed bin Amr bin Hasan. Bu rivayet ediyor. قال حدثني عروة. Ebu Bekir de dedi ki bana Urve rivayet eyledi. An Büsre'te, Büsre'den binti Safvan. Enneha semi'ate nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Büsre Peygamber Efendimiz işitti ki yekulu buyururdu. Yetevaddavur reculu min mescid zeker. Bir adam abdest alır. Neden? Min mescid zeker, evret mahallini mescitmesinden abdest alır, yani alsın. Şu halde burada Zühri'nin tedlis yapmış olduğu meydana çıktı. Yani ya Abdullah yahut onun babasında rivayet etti ki halde onu hasfediyor, Urve'den rivayet ediyor. Bu hadis mungati olur. Mungati'ye de size göre me'mulun bih değildir, zayıftır, kabul edilmez. İmam-ı Tahavi bunların bu davasını böyle bu şekilde çürütüyor. Fe'in galu, abdestin vücubuna gail olanlar deseler ki fakat revâ hâdel hadîse eyzâ, bu Büsre'nin hadisini rivayet eyledi. Hişâm ibn Urve'te an ebihî. Urve'nin oğlu Hişam babasından rivayet eyledi. Ve Hişam ise feleyse mimmen yütekellemü fî rivayetihi, onun rivayetinde dedikodu edilen bir adam değildir. Bir şey söylenemez. Bir şeyin hiçbir şeyle. Hiçbir şeyle onun aleyhinde bir şey söylenilemez. Yani sıkadır, adildir. Buna ne itirazınız var? Hişam ibn Urve rivayet etmiş. Bunu da beyan ediyor. Sümme zekeru fî zâlike, bu Hişam'ın Urve'den rivayet ettiği hakkında zikrettiler. Maşhur bir hadisi ki haddesene bunu Ebi İmran, bize
İbn Ebi İmran rivayet eyledi. Kale haddesena Ubeydullah İbn Muhammed el-Teymi kale akhbarana Hammad İbn Seleme an Hişam İbn Urve. Hammad İbn Seleme Hişam İbn Urve'den rivayet eyledi. An Ebi Huda babası Urve'den. Kale se'eleni Mervan Mervan bana sordu. Am messi zeker. Avret mehallini messi derse abdest bozulur mu bozulmaz mı diye sordu. Fakul Hazreti Urve diyor ki ben dedim ki la vudu fihi onda abdest yoktur, abdesti bozmaz. Fakale Mervan fihi vudu. Mervan dedi ki onda abdest vardır. Sümme zekere misli hadisi Ebi Bekir. Ebi Bekir'in hadisinin mislini zikreyledi. Ellezi öyle hadis ki fi evveli hazel bab, bu babın evvelinde rivayet edildi. An Hüseyin ibn Mehdi. Hüseyin ibn Mehdi'den rivayet edildi. Yani Mervan adam gönderdi Büsre'ye. Büsre'den bu adam da gitti geldi ki Büsre bu hadisi rivayet ediyor, abdest vardır diyor. Şimdi burada Urve'den rivayet eden oğlu Hişam oldu. Haddesena Muhammed ibn Hüseyme kâle haddesena Haccac kâle haddesena Hammadun an Hişamin fezekere mislehu bi isnadihi. İmam-ı Tehavi diyor ki Muhammed ibn Hüseyme terikiyle rivayet ediyor o Haccac'dan, o da Hammad'dan, o da Hişam'dan. Hişam da babası Urve'den rivayet ediyor. Büsre'nin hadisinin sağlama çıkması için gayret sarf ediliyor. Gayre ennehu kal, bu ikinci rivayette şu kadar var ki dedi ki fe enkere zâlike Urve. Evet, bu rivayet oldu. Urve bunu inkar eyledi. Yani kabul etmedi. Haddesena Hüseyin ibn Nasrin kâle haddesena Yusuf ibn Adiyyin kâle haddesena Ali ibn Müsir an Hişami fezekere mislehu bi isnadihi. Yine Hişam ibni Urve'nin babası Urve'den rivayet etmiş olduğunu, Ali ibni Müsir ondan da, Yusuf ibni Ali ondan da, Hüseyin ibni Nasr ondan da, İmam-ı Tehavi rivayet ediyor. Haddesena Yunus kâle akberen ibni Vehbin kâle haddeseni Sa'id ibni Abdirrahman el-Cümehiyyü an Hişam ibni Urve an Ebihi an Büsre. İmam-ı Tehavi burada da bak diyor ki İbni Vehb rivayet ediyor. Said ibn Abdurrahman el-Cümehi ona rivayet etmiş. O da Hişam ibn Urve'den, o da babasından. O da Büsre'den. O da an-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş. Kale buyurdu ki İzâ messe ahadukum zekerehu, sizden biriniz elini avret mehalline messe derse, değdirirse felâ yusalliyenne, o namaz kılmasın, elbette namaz kılmasın, hatta yetavadda, abdest almadıkça. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا ابن ابي الزناد عن هشام عن ابيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Yine İmam-ı Tehavi diğer bir hadis getiriyor. Burada da yine Hişam'a çıkıyor. Hişam da babası da Mervan'dan rivayet ediliyor. Mervan da Büsre'den. Buna ne diyeceğiniz var? Abdest vacip diyenler bunu söylüyorlar. قِيلَ لَهُ, bu itiraz adam, itiraz eden adama denilir ki İnne Hişam ibn Urve eyda, yukarıdakiler gibi Hişam ibn Urve lem yesme hâza, bu hadisi işitmedi. Min ebihi, babasından işitmedi. Ve innemâ ahadehu, Hişam bu hadisi aldı. Min Ebi Bekir'in eyda, Ebu Bekir'den aldı. Nasıl Zühre Ebu Bekir'den aldıysa Hişam da Ebu Bekir'den aldı. Fedellese bihi an ebihi. Fakat burada teddisi yapan Hişam oldu. Hişam Ebu Bekir'den rivayet ettiği halde onun ismini zikretmedi de babasını zikreyledi. Bu hadis de müdelles oldu. Burada teddis olunca hadis zayıf oldu. Haddesena Süleyman ibn Şeyb kâle haddesena el-Hasib kâle haddesena Hammam an Hişam ibn Urve kâle haddesena Ebu Bekir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazmin an Urve'te. Bak şimdi burada İmam-ı Tehavi Süleyman ibn Şahit'e rivayet ediyor. Ona Hasip rivayet eylemiş, ona Hammam, o da Hişam ibn Urve der. Hişam ibn Urve diyor ki bana Ebu Bekir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hasim rivayet eyledi. Kimden? En Urve'te, Urve'de. Ki ennehu kâne câlisen, Urve oturuyor idi. Mervan'a, Mervan'la oturuyordular. Sümme zekerel hadise ala ma zekerehu ibn Ebi İmran ve İbn-i Hüzeyme, İbn-i Ebi İmran'ın, İbn-i Hüzeyme'nin dediği gibi zikreylediler. Yani Mervan abdest lazım gelir,
yoktur ve lazım gelmez dediler ve Büsre'den sordurdular. Büsre'de abdest lazım gelir diye rivayet eyledi. فَرَجَعَ الْحَدِيثُ Hadis raci oldu ila Ebu Bekir'in Ebu Bekir'e eyda. Esas rivayet kimden gelmiş? Yani Urve'den rivayet eden Ebu Bekir. Siz Hişam dediniz, Hişam'ın kendisi değil ki. Ebu Bekir'den gelmiş. Ebu Bekir'i bir İbn-i Hazm diye şöhret bulan. Muhammed İbn-i Amr İbn-i Hazm. Hulâse bu hadiste de senedi itibariyle tedlis olduğundan bu da kabul edilmez. فَاِنْ قَالُوا deseler ki fakat رَوَاهُ bu hadisi rivayet eyledi اَنْ اُرْوَةُ اُرْوَةً اَيْدَ غَيْرُ زُهْرِ Hadi siz Zühre'nin rivayetini kabul etmediniz. Buranın bunda tedlis var dediniz. Fakat Urve'den başkaları da rivayet eyledi. Zühri ve gayru Hişam, Hişam'ın gayrisi. Bunlar rivayet eylediler. فَزَكَرُوا فِي ذَٰلِكَ Bunun hakkında da zikreylediler. Maşul bir hadisi ki حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَرَبِيعُ الْمَأَذِّنِ Muhammed ibn-i Haccac ile Rabbi'ül Mu'ezzin dediler ki قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدْ bize Esed rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ لَهِيَعَ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُ الْاَسْوَدْ اَنَّهُ سَمِعَ Ebu Resved diyor ki اَنَّهُ سَمِعَ O işitti Urve'yi, Urve'yi işitti. يَذْكُرُ عَنْ بُسْرَةَ Büsre'den zikrederdi. O da kimden? Hani Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber Efendimiz'den mislehu eyni hadisi şerifin mislinin ki yani abdest lazım gelir diye. E şimdi burada da bak Urve'den Ebu Resved rivayet eyledi ve senedi İbn-i Lehiye terkiyle rivayet eyledi. Kıyle lehum onlara denilir ki keyfe tahtedcune fi hâdâ. Bu mesele hakkında nasıl ihtişar edersiniz? İbn-i Lehiye'te İbn-i Lehiye'yle. Ve entüm halbuki siz la tecaalûnehu İbn-i Lehiye'yi kılmazsınız. Hücceten hüccet kılmazsınız li hasmikum hasminize. Hasminiz bir dava yapar da İbn-i Lehiye terkiyle bir rivayet getirse siz onun rivayetini kabul etmezsiniz. Hasminizin lehine tanımazsınız. Nerede? Fîmâ yehteccü bihi aleyküm. Sizin aleyhinize ihticac eden hasminiz İbn-i Lehiye terkiyle bir rivayet ise onu kabul etmiyorsunuz. Burada nasıl kabul ettiniz? İbn-i Lehiye zayıftır. Siz bunu kabul etmiyorsunuz. Kabul etmediğiniz halde burada bunu delil getiriyorsunuz ki İbn-i Lehiye terkiyle Urve'den işitilmiş. وَلَمْ اُرِدْ Ben murad etmiyorum. Bir şeyin min zalik. Bu şeyden, ben bundan bir şeyle murad etmiyorum. اَتَّعْنَا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَب۪ي بَكِرْ Abdullah ibn Ebu Bekir'e tane etmeyi murad etmiyorum. وَلَا عَلَى بْنِ لَهِيَا İbn-i Lehiyya üzerine de bir tane kastetmiyorum. وَلَا عَلَى غَيْرِهِمَا Başkalarına da bir tane murad etmiyorum, kastetmiyorum. وَلَاكِنِّي أَرَدْتُ İmam-ı Tabi diyor ki ben murad ettim. بَيَانِ ظُلْمِ الْخَسْمِ خَسْمُ ظُلْمُنُمْ beyanını murad ettim. Yani hasım kendi menfaatine olursa İbn-i Lehiyya'nın rivayetini kabul ediyor. İşte burada yaptığı gibi. Fakat kendi lehine olmaz. وَلَمْ اُرِدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكِ Bu beyandan ben bir şeyi murad etmedim. اَتَّعْنَ تَعْنِي عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ اَب۪ي بَكْرٍ Abdullah ibn Ebu Bekir'e tani murad etmedim. وَلَا عَلَى بِنِ لَهِيَ İbn-i Lehiye'ye de tani murad etmedim. وَلَا عَلَى غَيْرِهِمَا Başka, bunun ikisinden başka birisine de tani murad etmedim. وَلَاكِنِّي أَرَدْتُ بَنْ مُرَادِ اِتْتِمْ بَيَانَ ظُلْمِ الْخَسْمِ خَسْمُ ظُلْمُنُمْ beyanını murad ettim. Yani İmam-ı Tahavi demek istiyor ki kendi lehlerin olursa İbn-i Lehiye'yi kabul ediyorlar. Rivayeti işte burada yaptıkları gibi. Aleyhlerine biz delil getirsek, bir hadis getirsek onda da İbn-i Lehiye olsa onu kabul etmezler. Derler ki İbn-i Lehiye zayıftır. Zayıf ise her yerde zayıftır. Sizin lehinizde olan yerde kuvvetli oluyor da bizim lehimizde olan yerlerde zayıf oluyor. Bu olmaz. Yani hasmın zulmünü beyan için ben bunu murad ettim. فَسَبَتَ سَابِتْ oldu وِهَاُ hadisi زُهْرِيِّ Zühri'nin hadisinin zayıf olduğu sabit oldu. Ne sebebiyle? بِالَّذ۪ي دَخَلَ بَيْنِهُ وَبَيْنِ عُرْوَ Zühri ile Urve'nin arasına giden giren şahıs sebebiyle. O da kim? Abdullah ibn Ebi Bekir. Evet.
o araya girdi, onu da zikretmediği Zühri tedlis yaptı. Binaenaleyh bu hadis zayıftır. Ve zihâ o hadisi Zühri'yi eyda, yine Zühri'nin hadisinin zafiyeti sabit oldu. Ve Hişam'in Zühri ile Hişam, yani Hişam rivayetiyle geldi. Billezî şu bir kimseyle ki beyne urvete ve büsre, urve ile büsre arasındadır. Yani evvela geldi Zühri urveden rivayeti iledi. Bunda tedlis var. Bu zayıf oldu. Bir de getirdiniz dediniz ki Hişam babası urveden rivayeti iledi. Halbuki burada da Mervan araya girdi. Urve ile Büsre'nin arasına kimin rivayeti giriyor? Mervan. Öyleyse o da zayıf oldu. لَنَّ اُرْوَةَ اُرْوَ لَمْ يَكْبَ الزَّارِكِ. Bu Büsre'nin hadisini kabul etmedi. وَلَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَسَلْ. Onu başında kaldırmadı, ehemmiyet vermedi. وَقَدْ سَقَتَ الْحَدِيسُ. Halbuki hadis sakit olur. بَاَقَلَّ مِنْ هَذَا. Bundan daha az bir zafiyet, itiraz gelse onunla hadis sakit olur. Öyleyse bu getirmiş olduğunuz bu Büsre'nin hadisi senedi itibariyle zayıf olduğu, bu hadisi ispat edemediniz. Şimdi bunlar deseler ki peki biz size başka bir delil getiririz. وَيَنْ اِحْتَدُّوا فِي ذَٰلِكَ. Bu mesele hakkında ihtiyaç etseler. بِمَا حَدَّسَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ. Bir hadiste ki Ebu Bekir'e bize rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ دَوُدْ. قَالَ حَدَّسَنَا هِشَامٌ اَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا. Yahya bin Ebi Kesir'den Hişam rivayet ediyor ki Yahya bin Ebi Kesir dedi ki ennehu kendisi semi'a racülen, bir adamı eşitti, yuhaddisu, hadis okuyor, okutuyordu. Fî mescidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin mescidinde hadis okutuyordu, rivayet ediyordu. En Urveten Ayşe'de, Hazreti Urve'den, o da Hazreti Ayşe'den. O da anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizden hadis rivayet ediyordu. Neyi? Bizalike, bu hadisi. Eliniz evret mehalline değerse abdest alınız. Şimdi burada ravi kim oldu Hazreti Peygamber'den? Ayşe, Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe'den de Urve. Urve'den de bir adam. O adam kim? Bu meşhur. O adamdan da Yahya bin Ebi Kesir. Öyle olursa gîlelehum, onlara denilir ki kefâ büküm zulmen, zulüm yönünden size kifayet etti ki en tehteddû bimislihâze, bu gibi hadislerle ihticac edesiniz. Hadis münkatı, bir defa Yahya bin Ebi Kesir bir adam diyor, bu adam kim? Adil mi, zalim mi, fasık mi, rivayeti mekbul mi, değil mi? Meçhul bir adamı getirmiş, araya koymuşsunuz. Bu hadiste de istidlal ediyorsunuz. Hem de hadis-i münkatı devamlı siz kabul etmiyorsunuz diye. Bu da hadis-i münkatı, daha arada ravi yok. Yani zulüm yönünden size bu kafi geldi. Yani illa davanızı ispat için böyle zayıf zayıf çürük şeylerine istidlal ediyorsunuz. Bu kabul edilmez. Peki bunlar başka bir delil getirmek istiyorlar diyor. İmam Taavi diyor ki وَيْنِ اِحْتَجُّ فِي ذَلِكَ. Bu mesele hakkında ihticac etseler. بِمَا حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّسَنَا يَاكُبُ بْنِ إِبْرَهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّسَنَا أَبِي أَنِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّسَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ أَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ. Şimdi bu rivayette de Muhammed ibn-i Müslim Zühri'den, yani Urve'ye, Urve'den de Zeyd ibn-i Halid'e getirdi. Zeyd ibn-i Halid dedi ki Semmiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz'i işittim. Yakulu dedi ki, derdi ki men messe fercehu fel yetevabba. Evret mehaline eli değin, değen bir adam abdest alsın. Yani siz madem ki Büsre'nin rivayetini kabul etmiyorsunuz diye burada Zeyd ibn-i Halid'in rivayeti var. Buna ne diyeceksiniz? حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عياش الركم قال حدثنا عبد العلى عن ابن اسحاق فذكر باسناده مثله. اين حديث الشريف محمد ابن اسحاق başka bir senetle de zikredildi. Buna ne diyeceksiniz? قيل له وادم denilir ki انت لا تجل, sen kılma محمد ابن اسحاق, محمد ابن اسحاق kılma. Hücceten, hüccet kılma. Fî şeyin, bir şeyde. Bir şeyde ona hüccet kılma ki izâ hâlefehû, Muhammed ibn-i İshâk'a muhalefet
eder ettiği vakıtta fihi o şeyde mislümen bir kimsenin misli ki halefehu ona muhalefet eyledi fi hadel hadis. İşte bu hadiste. Sen onu hüccet kılıyorsun bir şeyde ki Muhammed-i Misak'a muhalif olan Muhammed İbn-i İshak'tan rivayet ediyorsun. Halbuki Muhammed İbn-i İshak'a muhalefet eden bir adam Muhammed İbn-i İshak'tan daha ağla, daha kuvvetli ki o da nasıl hepsi ona muhalefet ediyor. Madem Muhammed İbn-i İshak'a muhalefet eden ondan daha kuvvetlidir, daha çoktur, sen Muhammed İbn-i İshak'ı hüccet kılmaz. وَلَا اِذَنْ فَرَدَ Teferrüd ettiği vakitte de Muhammed İbn-i İshak'ı hüccet kılmaz. Muhammed İbn-i İshak bir rivayet etti ve diğer cemaat de ona muhalif oldu. Orada hüccet olmadığı gibi teferrüt etti. Yalnız başına rivayet etti. Fakat teferrüt etti ama sikata muhalif geldi. Diğer sikaları, rivayetlerine onun rivayeti muhalif gelirse onu da hüccet kılmaz. Ve nefsu hadel hadis. Bu hadisin kendisi de münkerun münkerdir. Ve ahlagu bihi. Bu münker olmaya da layıktır. Bunu ahlaku bihi de var. Ve ahlik bihi ne acayip, acip yani ve ansir bihi fe'li te'acibü sani sığasıyla. Evet. Ve ahlik bihi en yekûne galatan. Galat olmaya da neye kadar layıktır. Bu hadis münker oldu ve galat olmaya da ne kadar layıktır. Lenne urbete urbe hine se'elehu mervan. Mervan ona sorduğu vakitte emmesil ferç. Evret mehallini mesleğen sorduğu vakitte feacabehu min rayihi kendi rayinden cevap verdi ki en la vudu'a fi bunda abdest yoktur dedi. Ne oldu? Böyle dedi. Felemma kâle lehu Mervan vakti ki o fetvasını itiraz etti. Mervan dedi ki rivayet var. En büsrete ani nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem büsreden rivayet var. O da Peygamber Efendimiz'den. Evet. Ma kâle dediği şey فَلَمَّا قَالَ لَوْ مِرْوَانِ مُسْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ مَا قَالَ Büsre de Peygamber Efendimiz'den dediği şeyi rivayet etti ki yani neyi? Ma ol bir şey ki kâle Peygamber Efendimiz dedi el evret mehalline degen bir adam abdest alsın. Büsre Peygamber Efendimiz'den bunu demişti, bunu Mervan dedi. قَالَ لَهُ عُرْوَ عُرْوَ Mervan'a dedi ki مَا سِمِعْتُ بِهِ ben bunu işitmedim. Böyle bir hadis duymadım. وَهَذَا بَعْدَ مَوْتِ زَيْدِ بِنْ خَالِدٍ Bu Zeyd ibn Halid'in öldüğünden sonra oluyor. Bikem ne kadar? Maşallah Allah'ım bikem maşallah. Yani ne kadar sonra oluyor? Yani Zeyd ibn Halid ölmüş. Mervan ibn Hakem'den evvel ölmüş. Ondan sonra Mervan ibn Hakem'de bu mesele oluyor. Halbuki eğer Zeyd ibn Halid'den işitmiş olsaydı ve bu itirazı yapmazdı. Fekeyfe yecudu nasıl caiz olur ki en yümkire urvet urve inkar ede ala büsrete büsreye neyi ma kad haddesehu iyyahu ona söylemişti, rivayet eylemişti kim Zeyd ibn Halid hani Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd ibn Halid Peygamber Efendimiz'in hadisini urveye söylemişti de Urve de ondan sonra kalktı, Mervan bunu söyledi vakti itiraz etti. Madem Büsre'den kendi rivayeti var idi de niye Mervan'ı inkar etti? Niye o vakit Büsre'nin hadisini kabul etmedi? فَيْنْ يَحْتَجَّ ف۪ي ذَٰلِكَ Bunda ihticac ederse hasım neyle? بِمَا حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْجِيزِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْمَعِيلُ بْنِ اَبْنِ وَيْسِ قَالَ حَدَّسَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنِ إِسْمَعِيلِ اِبْنِ اَبِي حَبِيبَةَ الْأَشْهَلِ اَنْ عَمْرِ بْنِ شُرَيْحَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ En urveten Aişete radıyallahu anha en Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yok derse ki bize bak İmam-ı Tahavi'nin dediği gibi Rebi'ül Cizi ve Senedi muttasil de getiriyor Hazreti Urve'ye, o da Aişe'ye, Aişe Hazreti Aişe de radıyallahu anha Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet ediyor. Bizalik bununla. Yani eli bir adamın eline değerse evret mehlini abdestlik açar. Yalnız rivayette en Amr ibn-i Şüreyh yazılı. Şart ediyor ki bunun doğrusu Amr ibn Sa'id ibn Süreyc. Bir defa Amr'ın babasını zikretmemiş, dedesine nispet etmiş. Babası Amr ibn Sa'id, dedesi de Süreyh değil de Süreyc. Evet. Allah'u alem. Şimdi burada öyle yazılı, şartta da öyle yazılı.
حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الفروي إسحاق بن محمد إسحاق بن محمد بن فروي رواية دور قال حدثنا إبراهيم فذكر مسلم بإسناده أين حديث الشريف bu isnadıyla zikreyledi. Buna ne diyeceğiniz var derse قِيلَ لَهُمْ onlara denilir ki اَنْتُمْ لَا تُسْرِعُونَ siz sürat etmeyiniz. اَنْتُمْ لَا تُسْرِعُونَ siz isra etmeyiniz. خَسْمَكُمْ خَسْمِنِزَ neye? اَنْ يَحْتَجَّ عَلَيْكُمْ sizin üzerinize ihticac etmeye خَسْمِنِزِ süratlendirmeyiniz. İmisti Ömer İbni Şüreyh. Ömer İbni Şüreyh daha salimi Ömer İbni Said İbni Şüreyh. Bununla sizin üzerine hüccet getirmeyi hasminizin bunu hüccet getirmesini süratleştirmeyiniz. Diğer bir rivayette la tusebbiğune entüm la tusebbiğune siz caiz görmezsiniz. Hasmeküm hasminizi ki en yehtecce aleyküm sizin üzerinize delil getirebilmiş Ömer İbni Süreyş. Ömer İbni Süreyş gibi bir adamın delilini siz kabul etmezsiniz. Fekeyfe tahteccüne bihi siz nasıl onunla ihticac edersiniz entüm siz aleyhi hasminize. Yani hasminiz sizin aleyhinize bir rivayet getirse onda da Ömer İbni Süreyş olsa kabul etmezsiniz. Ama siz burada onun rivayet etmiş olduğu bir hadisi delil getiriyorsunuz. Bu nasıl olur? Olmaz yani bu. ثُمَّ ذَٰلِكَ اِذَا فِي نَفْسِهِ مُنْكَرٍ bununla beraber bu hadis nefsinde münkerdir. Münker demek zayıf bir adam bir hadis rivayet ediyor. Onu rivayet etmiş olduğu hadis daha kendisinden kuvvetli bir adamın rivayetine muhalif geliyor. Bu hadis münkerdir. لَنِّ عُرْوَ لَمَّا أَخْبَرَهُ مَرْوَانَ Mervan ki ona haber verdi. عَنْ بُسْرَدَ بُسْرَدَنْ بِمَا أَخْبَرَهُ haber vermiş olduğu şeyi ki Ürve'ye haber verdi bir anında minzarik bundan yani el evret mehalline değerse abdesti kaçırır diye Mervan haber verdi. Lem yekün arafehu veli Ürve bilmiş olmadı minzarik bundan evvel la en Aişete radıyallahu anha ve la en gayra ne Hazreti Aişe'den ne başkasından Hazreti Ürve böyle bir hadis bilmediğini söyledi. Öyleyse Hazreti Ürve böyle duymadı bir hadisse karşı Büsre'nin hadisi geliyor. Ürve kuvvetlidir. Diğer Büsre'nin gelmiş olduğu senet bu zayıftır. Zayıf olduğundan hadis münker oldu. Binaenaleyh bu da bu kabul edilmez. Peki bunlar deseler ki başka bir delil getirdi. Fe'in ihteccu fi zalike. Bu mesele hakkında ihticac etseler. Bima haddesena Yezid ibn Sinan. Yezid ibn Sinan'ın rivayetiyle قال حدثنا دحيم بن اليتيم قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن هشام بن زيد هشام بن زيد diyor ama daha doğrusu Haşim bin Zeyd. O da kimden? Nafi'den. Ani bin Umar radıyallahu anh Abdullah bin Umar'dan en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Ömer de Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş bizalik bu hadisi. El avret mihalline gelirse abdest kaçırır. Bu hadisi delil getirdiler. Getiririz dediler. Buna ne diyeceğiniz var? قِيلَ لَهُمْ onlara denilir ki صَدَقَةُ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ هَذَا bu rivayette gelen صَدَقَةُ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ صَدَقَةُ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ki Haşim ibn-i Zeyd'den rivayet ediyor o da nafiyeden. İndeküm sizin indinizde daifim daiftir. Siz bunun daif olduğunda rivayetini kabul etmiyorsunuz. فَكَيْفَ تَحْتَجُونَ بِهِ siz nasıl bu sadakayla ihticac ediyorsunuz? وَهَاشِمِ بْنِ زَيْد Haşim ibn-i Zeyd de فَلَيْسَ مِنْ اَهْلِ الْعَلِمْ اَهْلِ يَعْلِمْدَنْ olmadı. اَلَّذ۪ينَ şu bir ehli yalim ki يَسْبُتُ بِرِوَايَتِهِمْ onların rivayetleriyle sabit olur. مِسْلُهَذَا bu gibi hükümler bu gibi mühim olan hükmüler onun rivayetini nasıl sabit olur? Yani bu da zayıf. Hem bir defa sadakatü bin Abdillah size göre zayıf. Sonra arada bir de Haşim var. Haşim ibn-i Zeyd o zaten ehli ilim değil. Onun rivayeti hiç kabul edilmez. Ve yine ihtecu fî zâlike yok. Onlar ihticac ederler ise dimâşul bil hadise ki haddesena Yezid ibn-i Sinan. Yezid ibn-i Sinan bize rivayet eyledi. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا العلاء بن سليمان عن الزهري عن سالم عن أبيه
Salim, Salim de babası Abdullah İbni Ömer'den. Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Kember Efendimiz'den ki ennehu kale buyurdu. Men messe fercehu fel yetevabda. Her kim evret mehallini messederse abdest alsın. Böyle bir rivayet getirir, ihticac ederlerse قِيلَ لَهُمْ onlara denilir ki كَيْفَ تَحْتَجُونَ بِالْعَلَى هَذَا bu rivayette gelen Ala ile, Ala İbni Süleyman ile nasıl ihticac ediyorsunuz? وَهُوَ عِنْدَكُمْ ضَعِيفٌ bu sizin indinizde zayıftır, rivayetin makbul değildir. Binaenaleyh bu hüccet olamaz. وَيِنْ يَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ اِذَا bu mesele hakkında ihticac ederlerse بِمَا حَدَّسَنَا Yunus bize Yunus'un rivayet etmiş olduğu hadisle قال حدثنا معن بن عيسى الكزاز عن يزيد بن عبد الملك عن المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حضرت أبو هريرة o da dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdular ki من أفطى بيده إلى ذكره bir adam elini zekerine ulaştırırsa ليس بينهما ستر aralarında da sitir yok ولا حجاب حجابta yok eli yani bizzat evret mahalline değerse fel yetevadda abdest alsın. Böyle bir ihticac yapar da bir rivayet getirirlerse kıyle lehum onlara denilir ki Yezid hâzâ bu rivayette gelen Yezid Yezid ibn Abdülmelik indeküm sizin indinizde münkerül hadis hadisi münkerdir. Yani daha kuvvetli ravilerin rivayetine muhalif gelmiştir. La yistevi hadisuhu bunun hadisi değmez şeyen hiçbir şeye فَكَيْفَ تَحْتَجُونَ بِهِ siz onunla nasıl ihticac ediyorsunuz? Yani onun rivayeti rivayet değil ki sen onunla daha sıkı olan bir zatın hadisine muhalefet ve muarese edesin. وَيِنْ اِحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında ihticac ederlerse yani evret mehalline elinin değmesiyle abdesti kaçar diyenler delil getirirlerse bima haddesena şöyle bir hadiste ki bize rivayet eyledi Yezidu Yezid bin Sinan el-Basri kâle haddesena Duhaym Duhaym Abdurrahman bin Dimişki Abdurrahman el-Dimişki kâle haddesena Abdullah bin Nafi' el-Sa'iğu kâle haddesena bin Ebi Zibin an Ukbet bin Abdurrahman Muhammed bin Abdurrahman bin Sevban an Cabir bin Abdillah عن النبي صلى الله عليه وسلم Cabir ibn Abdullah Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet ediyor misle hadisi Yunus'a amma'nin Yunus me'anden nasıl zikreyledise aynen o hadisi şerifi zikrediyor ki men efta biyedihi ila zekeri leyse beynehuma sitrun ve la hicab fel yetevadda bir adam elini avret mahalline götürürse ki arada sitir bir hicab da yok abdest alsın diye bu hadisi şerifi İbn-i Ebi Zib terikiyle de rivayet eylediler. Onunla ihticac ederlerse قِيلَ لَهُمْ onlara denilir ki هَذَا الْحَدِيثُ bu rivayet etmiş olduğunuz hadis كُلُّ مَنْ her bir kimse ki رَوَاهُ bu hadisi rivayet eyledi an İbn-i Ebi Zib'in İbn-i Ebi Zib'den rivayet eyledi rivayet edenler de kim de minel huffaz, huffazdan hadisi iyi, güzel hifzedenlerden bazıları İbn-i Ebi Zib'den bunu rivayet eylediler. Ne oldukları halde yakta'uhu onu mektu olarak rivayet eylediler ve yukifuhu onu vakfeder oldukları halde ala Muhammed ibn Abdurrahman Muhammed ibn Abdurrahman'ın üzerine vakfettiler. Yani bunu rivayet edenler Ukbet ibn Abdurrahman o da kimden? Muhammed ibn Abdurrahman ibn Sevban'dan rivayet ediyorlar. O da Peygamber Efendimiz'den. Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın ismini geçmiyor. Senet müttasil değil. Hüffaz-ı kiram bu hadisi mevkuf ve mektu olarak rivayet eylediler. Halbuki burada siz senedi müttasille getiriyorsunuz. Burada Cabir ibn Abdullah'ı zikrediyorsunuz. Hüffaz-ı kiramın rivayetine bu muhalif oldu. Femin zalik yine bundandır. Böyle Hüffaz'ın rivayetine muhalif olan gelen hadislerdendir. Ma bu şöyle bir hadis ki haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Amir
قال حدثنا ابن أبي ذيب عن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الرحمن في أنبارة النزل رواية التي بذلك بحديثه وقرده işte Cabir ibn Abdullah yok. Hufaz-ı Kiram'ın rivayet etmiş olduğu böyle. Yukarıdaki hadisi şerifte illet oldu. O da nedir? Hadis mektu ve mürsel geldiği halde muttasil olarak gösteriliyor. فَهَاُولَٰي الْحُفَّاز işte bu hufaz, bu hadisi rivayet eden hadis hafizleri ki Ebu Amir el-Akadi, İbn Ebi Füdek, daha başkaları يُوْقِفُونَ هَذَا الْحَدِيسَ bu hadisi vakfediyorlar. Ala Muhammed ibn Abdurrahman, Muhammed ibn Abdurrahman da duruyorlar. Ona vakfediyorlar, orada duruyorlar. Yani o Peygamber Efendimiz'den naklediyor, aradaki sahabeyi zikretmiyor. Ve yuhalifune fihi. Bu rivayette muhalefet ediyorlar. İbn-i Nafi'ye muhalefet ediyorlar. Ve huve halbuki bu Amir'in el-Akadi indeküm sizin indinizde hüccetün hüccettir aleyhi İbn-i Nafi'ye. Ebu Amir daha hafizdir, daha kuvvetlidir. İki rivayet. Yani İbn-i Nafi'ye ile Ebu Amir'in rivayetleri gelirse Ebu Amir tercih edilir. İbn-i Nafi çünkü hafiz değildir. Ve leyse huve İbn-i Nafi olmadı bi hüccetin hüccet olmadı aleyhim hüffaz üzerine hüccet olmadı. Hüffaz-ı rivayeti alınır. İbn-i Nafi'inki onlara göre alınmaz. Fe keyfe tahteccûne siz nasıl ihticac ediyorsunuz bi hadisin mungati'in mungati bir hadisle fihada bu babda. Ve entum albuki siz la tüsbitûne ispat etmiyorsunuz el munkati'a hadisi munkati'i. Aradan bir ravi düşerse siz o hadise itibar etmiyorsunuz. Burada bak işte düşmüş. Siz senedi müttasille rivayet ediyorsunuz ama hakikatte öyle değil. Cabir arada zikredilmiyor. Muhammed ibn Abdurrahman orada Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet ediyor ki o sahabeden değil. Hadis munkati'a. Şu anda bu hadis size göre delil değildir. Bununla ihticacınız da doğru değil. Ve yine ihtecu fi zalike bu mesele hakkında ihticac ederlerse ne ile? Bima haddesena Salih ibn Abdurrahman ve Yunus ve Rabi'ul Ciziyyü. İmam-ı Tahav diyor ki bana Salih ibn Abdurrahman, Yunus ibn Abdülala, Rabi'ul Cizi bunlar rivayet eylediler. Kalu üç ile dediler ki haddesena Abdullah ibn Yusuf. عن الحيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان مكحولدن rivayet ediliyor o da Ebu Süfyan'ın oğlu Utbe'den meşhur Ebu Süfyan'ın bir oğlu var Enbese o da Enbese Muaviye'nin kardeşi o da kimden rivayet ediyor an Ümmü Habibe radıyallahu anha Ümmü Habibe'den ki kendi kız kardeşi oluyor. Sevci Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in Zevce-i Muhteremeler Ümmü Habibe'den rivayet ediliyor. Ediyor ki قالت Ümmü Habibe buyurdular ki سَمِيْتُ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i ben işittim yakulu buyururdu ki مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ هَرْ اَوْرَتْ مَحَلِّنَا eli değerse فَلْيَتَوَضَّ abdest alsın. Bu hadisle ihticac eder iseniz daha bunu bir senetle daha rivayet ediyor. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena Ebu Müshir anil Heysem fezekere bi isnadihi mislehu. Evet, yukarıda Heysem'e kadar getirmişti ya, yani Heysem'e kadar bir senet daha zikrediyor. Heysem Hümeyd'den, o da Alâ ibn Haris'ten, o da Mekul'den, o da Enbese'den rivayet ediyor. Enbese de Ezvac-ı Mutahharat'tan Ümmü Habibe radıyallahu anhadan rivayet ediyor. Bu hadisle ihticac eder iseniz kîle lehum onlara denilir ki hâzâ hadîsün mungati'un eyzâ bu hadis de mungati bir hadistir. Lenne mekhûlen imam-ı mekhûl lem yesme' min anbesete anbeseden işitmedi. Min anbeset öyle anbese ki ibni Ebi Süfyan Ebi Süfyan'ın oğlu anbeseden işitmedi. Şey yani hiçbir şey. Yani ondan bir rivayeti yok.
Mekhul burada ne yaptı? Enbese'yi zikreyledi. Halbuki Enbese'yi görmemiş, ondan rivayeti de yok. Haddesena bizalik. Mekhulun Enbese'den rivayet etmediğini bize rivayet eyledi. İbn-i Ebi Davud, İbn-i Ebi Davud bize dedi ki Mekhul Enbese'den rivayet eylemiştir. Eylememiştir. Kale İbn-i Ebu Davud diyor ki Semiyatu Eba Müsir'in Ebu Müsir'i işittim. Yekulu zalike bunu derdi. Derdi ki Mekhul Enbese'den rivayet eylememiştir. Ve entüm halbuki siz tehteccüne ihticac ediyorsunuz fi misli haza bu gibi meselede abdestin icabı var mı yok mu bu gibi meselede neyle bi kavli Ebi Müsir'in kavliyle ihticac ediyorsunuz. Halbuki madem onun kavliyle ihticac ediyorsunuz Ebu Müsir ne diyor? Diyor ki mekhul Enbese'den rivayet eylememiştir. Bu hadis münkatiyedir. Siz bu hadisi hüccet getiriyorsunuz. Ve yine ihtecü fî zâlike bu mesele hakkında ihticac ederlerse bimâ haddesena Yunus kâle haddesena Ma'an ibn İsa an Abdillâh ibn el-Mu'ammel el-Mahsumiyyü an Amr ibn Şuaybin an ebihi Amr ibn Şuayb babası Şuayb'den o da kimden? An ceddihi ceddinden yani Şuayb'in babası Amr'in dedesi Abdullah bin Amr bin As'tan rivayet ediyor ki enne büsure se'eletin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'e sordu fekalet dedi ki Büsure dedi ki el mer'etü tadribu biyediha kadın elini vurur fetusibu ferceha avret mehalline değer bundan bir abdest lazım gelir mi gelmez mi diye Resulullah Efendimiz'e bir süre sordu. Kale sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular ki tetavadda ve abdest alırsın ya Büsre tu ey Büsre. Ey Büsre sen abdest alırsın yani sana abdest icap eder. Bu hadisle ihticac edersinizse bunu bir rivayette daha rivayet ediyor. Haddesene ibn Ebi Davud kale haddesene el-Khattab ibn Osmanul Fevzi Hatta bir Müslümanül Fevzi, Fevz, Hems'te bir köyün adı, bu zat da oradan olduğundan Fevzi nisbetiyle geliyor. Kale haddesena bakiyyetu an Ali Zübeydi, an Amr ibn Şuaybin, an ebihi, an ceddihi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ibn Amr ibn As dedi ki, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular. Eyyüma racülin, herhangi bir adam ki messefercehu avret mehallini tutarsa fel yetavadda abdest alsın. Ve eyyüme emraetin, herhangi bir kadın ki messefercehu avret mehallini elini değdirirse fel tetavadda o da abdest alsın. Böyle bir rivayetle istidlal edersinizse kıyle lehum, onlara denilir ki entüm tezumune, siz zümrediyorsunuz ki enne amre bne şuayb Amr ibn-i Şuayb lem yesme' min ebihi şeyen. Babasından bir rivayet yok. Bunu siz biliyorsunuz. Halbuki burada da babasından işitti diyorsunuz. Ve innemâ hadîsuhu anhu Amr ibn-i Şuayb'in babasından rivayeti an sahifetin kitaptandır. Ağızdan müşafaheten değildir. Fâdâ bu. Yani kitaptan söylediği halde kendisi ben eşittim, ondan rivayet ediyorum demesi alâ kavlüküm, sizin kavlünüze göre de mungati'un, o hadis mungati'adır. Vel mungati'un, mungati olan hadis de felâ yecibu bihi anınla vacip olmaz. İndeküm sizin indinizde hüccetün, hüccet vacip olmaz. Size hüccet olamaz. Niye hadis mungati'adır? Çünkü yukarıda ne diyor? An Amr ibn-i Şuaybin, an ebihi, an ceddihi diye müttasil getiriyor. Halbuki kitabından rivayet edilmiş, müşafaheten bir şey almamış. Bu da diyor size göre de munkatiyadır. Munkatiya da size göre delil değildir. Şu halde fakat sebete sabit oldu fesadu hadil asar kulliha. Bu eserlerin hepsinin fasit olduğu sabit oldu. Elleti öyle eserler ki yuhted fakat sebete sabit oldu fesadu hadil asar kulliha. Bu eserlerin hepsinin fesadi sabit oldu.
elleti öyle eserler ki yehtecü biha, anında ihticac eder. Men yezhebu ila icabil vutu'i, abdestin vücubuna sahip olanlar. Neden? Min messil ferci, evret mehalline erinin değmesinden abdesti vacip kılanlar, vacip görenler, evet, bu eserlerle ihticac etmiştirler, ona sahip olmuşturlar. Bunların hepsinin de fesadi meydana çıktı. Hepsinin illetini beyan etti ki bu hadislerde kuvvetli ve senedi muttasille sahih bir hadis yok. Pekala, burada şu kalıyor ki madem bunlar kabul edilmiyor, fakat bunların karşısında böyle senedi muttasille daha kuvvetli hadisler var mı? Sıra oraya geldi. Diyor ki ve kad ruviyet atharun an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den hadisler rivayet edildi. Böyle hadisler ki yuhalifu zalike, buna muhalif, abdestin bozulduğuna, abdestin vücubuna muhalif. Yani bir adamın eli değerse evret mehalline, onun abdesti bozuldu, abdest almak ona vaciptir diyenlere muhalif. Yani eli evret mehalline değmekle abdesti bozulmaz, abdest almak icap etmez diye eserler var. Onlar için sırasıyla beyan edecek. فَمِنْهَا وَاَسَرْلَرْدَنْدِرْ Maşul bir hadis ki haddesena Yunus, قال حدثنا سفيان أن محمد بن جابر أن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. Talk İbn Ali el-Yemami Peygamber Efendimize sordu. Efi mescid zekeri vudu'un, avret mehallini mesletmekte abdest olucu mudur diye sordu. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki la, abdest yoktur. Şimdi bu hadiste bir illet yok. Hadis kimden? Gays ibn Tart'tan geldi. Senedi muttasil ile. İkinci hadis, haddesena Ebu Bekir'e kâle, haddesena Müseddedun kâle, haddesena Muhammed ibn Cabir'in radıyallahu anh fezekere bi isnadihi nehvehu. Muhammed ibn Cabir kimden rivayet eyledi? Gays ibn Tak'ten. O da babası Tak'ten. O da aynı hadisi zikreyledi ki Resul-i Ekrem Efendimiz'e sormuş. O da abdest lazım gelmez buyurmuş. حدثنا محمد بن العباس اللؤلؤي قال حدثنا أسد قال حدثنا أيوب بن عتبة ها يعني diğer bir senetle Utbe'ye kadar getirecek. Ve حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا حجاج قال حدثنا أيوب بن عتبة. Şimdi iki senetle de gerek Muhammed bin el-Abbas gerek Ebu Bişr el-Rakki ile İmam-ı Tahavi Eyyub bin Utbe'ye çıkardıktan sonra Eyyub bin Utbe diyor ki An Gays ibn Talq, Gays ibn Talq'den rivayet olunuyor. An ebihi, o Gays de babası Talq'den, anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Nehvehu, eynin bu hadisin mislini ki sormuş ki ya Resulullah, evret mehallini bir adam tutarsa abdest lazım gelir mi? Resulullah Efendimiz de gelmez buyurmuş. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر السحيمي عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Yine قيس بن طلق babası Talq'dan rivayet ediyor. O da Resulullah Efendimiz'den aynı hadisi rivayet ediyor. حدثنا أبو أمية قال حدثنا الأسود بن عامر وخلف ابن الوليد وأحمد بن يونس وسعيد بن سليمان عن أيوب عن قيس أنه حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. إمام التحاوي başka bir senetle gene Talq'dan rivayet ediyor aynı hadisi. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا ملازم عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Talq Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki ennehu se'alehu Talq diyor ki sordu, se'alehu Peygamber Efendimiz'e sordu, racülün bir adam fekale dedi ki ya Nebiyyallah, ey Allah'ın Nebisi, ma terafi mesir racüli, bir adamın tutmasında ne görürsün, neyi zekerehu kamışını, ve adama tavadda, abdest aldıktan sonra bir adam kendi evret mehallini mesh etse ne buyurursunuz?
Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, hel huve, o avret mehalli olmadı illa bid'atü mink. Olmadı illa senden bir parçadır. Ev mudgatun. Bid'a, mudga ikisi bir manaya. Mink. Senden bir parçadır. Yani bir şey lazım gelmez. Fahada hadisü mülazim. İşte mülazimin hadisi sahihün müstakimül isnad. Sahihtir, senedi müstakimdir. Evet, mektu' mungati değildir. Gayru muzdaribin fi isnadihi, isnadında da izdirap yoktur. Muzdarip müsnadında muzdarip değildir ki, yani mektu' yahut da mürsel, böyle bir şey, bir illet yoktur. Ve la fi metnihi, metninde de bir izdirap yoktur. Fehve evla, öyleyse Gays ibn Telkin hadisi daha evladır. İndena, bizim indimizde, mimma raveynahu evvelen, evvelce rivayet etmiş olduğumuz eserlerden bu daha evladır. Bu evvelce rivayet etmiş olduğumuz şeyde neden? Minel asari, eserlerden öyle eserler ki, el muzdaribeti, izdirab edici, fi esanideha, senetlerinde. Senetlerinde izdirab olan eserlerden bu daha evladır. Bu hadislerin kimisi mürsel, kimisi mektu, kimisi mevkuf. Fakat öyleydi. Onun için onlarda izdiraf vardı. Fakat bu rivayet etmiş olduğumuz Gays ibn Telk'in senedinde izdiraf yoktur, müstakimdir. Ve lekad haddeseni İbn-i Ebi İmran kâle semi'tu Abbas ibn Abdülazim el-Ambariye yekûlu semi'tu Ali ibn el-Medini yekûlu hadisun mülazim hâza. Ali ibn Medini diyor ki, mülazimin bu hadisi ahsenu min hadisi Büsra. Büsra'nın hadisinden daha güzeldir. Ali ibn Medini ki hadiste 7 tuğla sahibi Hufaz-ı Kiram'dan. Bu hadis ilminden mahir. Malumatı çok fazla olduğundan hüccettir. O diyor ki, mülazimin hadisi Büsra'nın hadisinden daha güzeldir. فَاِنْ كَانَ هَذَا الْبَابُ, bu bab olduysa, yuhatu alınır olduysa, min tariki isnad, isnad tarikiyle ve istikameti seneden, istikameti tarikiyle alınır olduysa, فَحَدِيثُ مُلَازِمٍ هَذَا, işte mülazimin bu hadisi ahsenu isnaden, isnad yönünden daha güzeldir. وَاِنْ كَانَ يُوْخَدُ مِنْ تَرِيقِ النَّظَرِ, yok, nazar tarikiyle alınır ise, فَاِنَّا رَيْنَاهُمْ biz muhaddisini gördük ki, la yahtalifuni, ihtilaf etmiyorlar ki, enne men messe zekerehu, bir adam avret mehalleni messederse, bi zahri keffihi, elinin arkasıyla, ev bi zira'ihi, yahut da zira'ıyla, kollarıyla, lem yecib fi zalike vudu'un, onda abdest vacip değildir. Yani abdest elini avret mehalleni, yani bir adam elinin diş tarafıyla avret mehallini messetse, bu abdestini kaçırmadığı gibi, öyleyse iç tarafı da buna kıyas edilir. Diş tarafı kaçırmadığı gibi iç tarafı da kaçırmaması lazım. Ve kad ra'aynahu, biz o adamı gördük ki, lev messehu, o adam messetse, bi fehizihi, uyluğuyla, uyluğunu avret mehalline değdirse, zekerine değdirse, lem yecib aleyhi, o adama vacip olmaz. Bizalike, bu değdirmesiyle vuduğun abdest vacip olmaz. Vel fehizu, halbuki fehiz ise, uyluk ise avretin avrettir. Avret mehalli olan fehiz zekerine değse abdesti kaçmaz da, eli avret mehalli, avret olmadığı halde onun değmesiyle niçin kaçtı? Feizâ kânet, olduğu vakitte mümâsetuhu, o adamın değdirmesi iyyahu, avret mehalline bil avreti, avret olan fehizini, uyluğunu değdirmesi, la tucibi, vacip kılmazsa aleyhi, o adam üzerine vuduan abdesti vacip kılmazsa, fe mümâsetuhu, o adamın değmesi iyyahu, avret mehalline bi gayril avreti, avret olmayan diğer bir azasıyla onu tutması, ehra, daha layıktır ki en la tucibe, vacip kılmaya aleyhi, onun üzerine vuduan abdesti. Uyluk avrettir. Avret mehallini kamışına değdirmekle abdesti bozulmuyorsa, öyleyse eli avret değildir. Elinin kamışına değmesinden abdest kaçması, kaçmaması daha evladır. Eğer kıyas yapılırsa, kıyasta da böyle olur.
daha abdest almaması icap eder. Şimdi buraya kadar İmam-ı Tahavi her iki tarafın eserlerini zikreyledi. Evvela vacip kılanların eserlerini, onların illetlerini beyan eyledi. Bundan sonra da vacip eli evret mehalline değerse abdesti bozulmaz, abdest almak vacip değildir diyenlerin delillerini getirdi. Onları zikrettikten sonra kıyası da yaptı. Kıyasında abdest almamak icap ettiğini beyan etti. فَقَالَ الَّذ۪ينَ ذَهَبُوا اِلَى اِيْجَابِ الْوُضُوُ. Şimdi burada ayrı bir mesele beyan ediyor. Diyor ki, abdest vaciptir diyenler derlerse ki, yani müsennif delilleri, hadisleri zikrettikten sonra bir de muhtelif eserler geldi bu babda. O muhtelif eserleri beyan edecek. El evret mehalline değerse abdest vaciptir diyenler, fakat evcebe, bunlar deseler ki fakat evcebel vudu'a, abdesti vacip kıldı, fi mümâsseti, evret mehalline elini değdirmekle, bil kefi elini, elini ona değdirmekle abdesti vacip kıldı. Kim? Eshab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz'in sahabeleri bu abdesti vacip kıldı. Fezekeru fi zalike, onlar böyle dedi ve zikrederler oldularsa neyi ma haddesena Ebu Bekir'de. Ebu Bekir'in bize rivayet etmiş olduğu hadisi delil getirirlerse. Kale haddesena Ebu Davud, kale haddesena Şöbe, kale enbe'eni el-hakem. Kale semi'atu Mus'ab ibn Sa'd ibn Ebi Vakkas. Hakem diyor ki, Hakem ibn Uteybetil Kufi. Ben Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın oğlu Mus'ab'ı gördüm. Yakulu buyururdu ki, küntü ümsikül mushafe. Ben mushafı tutardım. Ala ebi babama. Yani babam okur babamın okuması için ben mushafı tutardım, o da okurdu. Femessistü ferci, avret mehallini messettim. Feemereni, beni emreyledi. En etavadda, abdest almayı emreyledi. İşte Eshab-ı Resulullah'tan Sa'd ibn Ebi Vakkas abdesti vacip görmüş. Bir, haddesena Süleyman ibn Şeyb, kâle haddesena Abdurrahman ibn Ziyad, kâle haddesena Şöbe en Katade, kâle kâne ibn Ömer ve ibn Abbas. Katade diyor ki, Abdullah ibn Ömer ve Abdullah ibn Abbas yekûlâni derdiler. Firrecül, bir adamdaki yemessü zekerehu, avret mehallini messeder. O adam hakkında dediler, kâle dediler ki, yetevaddâ, abdest alır. Alsın yani. Sa'd ibn Ebi Vakkas 1, Abdullah ibn Ömer 2, Abdullah ibn Abbas 3. Bunlardan bu rivayetler geldi. Kale Şöbetu, Şöbe diyor ki, fekultu li Katade, ben Katade'ye dedim ki, emmen hâda, yani sen kimden işittin? Bunları sen görmedin. Katade erişmemiş. Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas'a erişmemiş. Sen bu rivayeti kimden aldın? Fekale dedi ki, en Ata ibn Ebi Rabah, Ata ibn Ebi Rabah'tan işittim. Ata ibn Ebi Rabah onları görmüş, onlardan öğrenmiş, ben de Ata ibn Ebi Rabah'tan aldım bunu. Ha, diğer bir hadisi şerif, üçüncüsü. Haddesena Yunus, kal, haddesena Süfyan, ani Zühriye, an Salim, an Ebihi, ennehu ra'ahu. Salim ibn Abdullah diyor ki, Salim gördü babası Abdullah'ı ki sallâh salaten, bir namaz kıldı. Ki lem yekün yusalliha, o namazı kılmazdı. Ondan evvel öyle bir namaz yoktu. Yani vakti olmayan farz namazlardan başka vakıtsız bir namaz kıldı. Kâle, Salim diyor ki, fekultu lehu, ben babama dedim ki, ma hâdihis salâh, bu kıldığın namaz nedir? Bundan evvel sen bunu kılmıyordun. Kâle buyurdu ki, inni mesissü ferci, ben evret mehallimi messettim. Fenesitu, unuttum ki ene tavadda, abdest alayım. Yani bu galiba sabah namazında olmuş. Sabah namazı geçtikten sonra abdest almış, namaz kılmış. Salim de bunu sormuş, demiş ki, ben sabah namazını kılarken abdest aldıktan sonra elim evret mehalline gelmişti. Abdestim kaçmıştı. Namazı unuttum, namazı kıldım. O namazı iade ettim. Ha, dördüncü bir hadis. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب النافع عن ابن عمر مثله.
Nafi Abdullah İbni Ömer'den aynı hadisi şerifin ismini rivayet ediyor. Beşinci hadis. Haddesene İbni Huzeyme kal, haddesene Haccacun kal, haddesene Ebu Avane an İbrahim'e bin İl-Muhacir en Mücahid'in kâle sallina. Mücahid diyor ki biz namaz kıldık. Ma'a İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer'le namaz kıldık. Ev sallâ bina İbni Ömer. İbni Ömer bize namaz kıldırdı. Ravi burada şek ediyor Mücahid. Sümme sâre, sonra yürüdü. Sümme anâha cemelehu, sonra devesini yık etti. Yani devesine inâha derler ki devenin başından tutar, çeker. Deve de çöker. Deveyi çöketti. Fekultu ya Ebu Abdurrahman. Abdullah İbni Ömer'in künyesi Ebu Abdurrahman idi. Ebu Abdurrahman, inna kat salleyna, biz kıldık. Namazı kıldık. Sen ne yapıyorsun? Fekale, buyurdu ki inna Ebu Abdurrahman kat araf salik. Ebu Abdurrahman bunu biliyor. Yani ben bunu biliyorum. Velakinni messistu. Ben messettim. Zekeri avret mehallimi messettim. Kale, messettim dedi. Ondan sonra diyor ki fetavadda'a, Mücahit diyor ki Abdullah ibn Ömer abdest aldı ve adet salata namazı iade eyledi. Öyleyse Abdullah ibn Ömer'e göre avret mehaline elini değdirmekle abdesti kaçıyor. Onun için o kaçtığından dolayı yeniden abdest aldı, namazı iade eyledi. Bu beş hadis getirdi. Kıyle lehum, onlara denilir ki emma ma ra'eytumuhu, sizin bu rivayet etmiş olduğunuz hadis kimden? En Mus'ab ibni Sa'd ibni Ebi Vakkas. Sa'd ibni Ebi Vakkas'ın oğlu Mus'ab'den rivayet etmiş olduğunuz hadise gelince fe innehu kad ruviye, ona cevaben deriz ki rivayet edildi. En Mus'ab ibni Sa'd'in an ebihi, Mus'ab ibni Sa'd'den, o da babasından rivayet eyledi. Ney? Hilafu ma revahu, rivayet edilen şeyin hilafi. Kimden? Anhu Mus'ab'den. Kim rivayet etti Mus'ab'den? El-Hakem. İşte yukarıda Hakem Mus'ab'den rivayet etmişti ya, onun hilafi de rivayet edildi. Şu halde Mus'ab ibni Sa'd ibni Ebi Vakkas'dan iki rivayet var. Bir Hakem'in rivayeti var, bir de başka bir rivayet var. O da İsmail ibni Muhammed'in rivayeti. Hakem'in rivayetinde abdest bozulur. Fakat her iki rivayette bozulmaz. Şimdi onu zikrediyor. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل محمد عن مسعب بن سعد قال إسماعيل بن محمد يوركي مسعب بن سعد من رواية ذلك يوركي مسعب بن سعد لديك كنت آخذ على أبي بام بابا من يانند مسحفي تطردم المسحفة مسحفي babamın okuması için müsafir tutardım. Fahtekektu, ben kaşındım. Feasabtu ferci, avret mehalline elim değdi. Kaşınmak dolayısıyla. Fekale, babam diyor dedi ki asabtu fercek, avret mehalline elim değdi mi? Kultu naam. Ehtekektu, evet ben kaşındım, elim değdi. Fekale, Sa'd buyurdular ki yığmisi yedeke fitturab, elini toprağa daldır, elini toprağa sür. Ve lem yemurni en atavatta, abdest almayı bana emretmedi. Şimdi bu rivayeti, Mus'ab'den gelen bu rivayeti İsmail ibn Muhammed tarikiyle İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Yukarıda Hakem tarikiyle gelen rivayette abdest al diyor. Burada da diyor ki elini toprağa sür. Öyleyse abdesti kaçmamış. O hadis buna muhalif oldu. وَرُوِيَ عَمْ مُسْعَبٍ اَيْضَى, yine Mus'ab'den rivayet edildi. اَنَّ اَبَاهُ, babası اَمَرَهُ بِغَسْلِيَدِهِ, elini yıkamakla emretti. Abdestte değil, elini yıka dedi. Onu da rivayet ediyor İmam-ı Tahavi. Diyor ki حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَى قَالَ حَدَّسَنَا زَائِدَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ أن الزبير بن عدي أن مسعب بن سعد مثله. زبير بن عدي وده مسعب بن سعد تل وحدث رواته الذي يعني بابا ما بن مسافد وتيوردم قاشندم ألي ما برت محلنا قلدي غير أنه قال يلنس شو قدر ورد برواية
şu var ki Hazreti Sa'd dediler ki قُمْ فَاصِلْ يَدَكَ kalk elini yıka. Şimdi üç rivayet. Birisinde kalk abdest al. Birisinde elini toprağa sür. Üçüncüsünde elini yıka. Öyleyse fakat yecûzü caiz olur ki en yekûne ola el-vudû'u lezî revâhul hakem. Hakemin rivayet etmiş olduğu abdest kalk abdest al dedi ya birinci hadiste geçti. Fî hadisi hakemin rivayetindeki hadiste kimden? Mus'ab'in, Mus'ab'den rivayet etmiş olduğu hadisteki vudu ola huve gasle liyedi el yıkamak ola. Vudu iki manaya gelir. Bir namaz için alınan abdeste vudu derler. Bir de el yıkamaya vudu derler. Şimdi Hazreti Sa'd'den üç rivayet geldiğinde caiz ki o birinci rivayetteki vudu el yıkamak ola. Nitekim üçüncü rivayette el yıkamak geliyor. İkinci rivayette de elin toprağa sür. Alâ mâ beyyenehu anhu Zübeyir ibn Adî. Zübeyir ibn Adî'nin üçüncü yeni hadiste gelen rivayetine göre. Onun el yıkamak manası olan niçin? Peki buna gidiyorsunuz, böyle tevil ediyorsunuz. Ya ona cevaben diyoruz ki hatta la yetedâdde zıd olmaya er rivayete, iki rivayet birbirine zıd olmaya. Hazreti Sa'd'den gelen rivayette birbirine zıd olmaması için telif edilir böylece. Şimdi Hazreti Sa'd'den bu rivayetler olduğu gibi وَقَدْ رُوْيَ عَنْ سَعْدٍ yine Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan rivayet edildi مِنْ قَوْلِهِ اَنَّهُ لَا وُضُعَ فِي ذَلِكَ elini avret mehaline değdirmedi, abdest yoktur. Bu da rivayet edildi. O rivayeti de İmam-ı Tahavi şöyle beyan ediyor. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سئل سعد سعد بن أبي وقاص soruldu عن مس الذكر عورت محلني tutmaktan فقال إن كان نجسا eğer عورت محل نجس ise فاقطعه sen onu kes. Yani necis değil. La ba'se bihi. Onda beis yok. Yani o necis mi ki? Eğer necis olsa keser. Onda beis yok. O elin oraya değmesinde beis yok. Beis olmadığı gibi yani abdest kaçmaz. Yine bir hadisi şerif daha getiriyor. Haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle ahberena Hüseymin kâle haddesena İsmail ibn Ebi Halid en Kays ibn Ebi Hazim kâle racülün li Sa'din. Bir adam Sa'd ibn Ebi Vakkas'a dedi ki innehu messe zekerehu. O adam Sa'ile'den dedi ki benim elim avret mehalline değdi. Ve huve fissalâ. O da namazdaymış. Yani namazdayken o Sa'ilin eli avret mehalline değmiş. Bunun hükmünü Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan sorup öğrenmek istedi. Fakal Hazreti Sa'd de buyurdu ki iktâhu sen onu kes. İnnemâ huve bid'atun mink. Yani o necis mi oldu ki sen onu kesat. Yani kesip atılmaz tabi. Yani innemâ huve bidatun minke. O senden bir parçadır. Bundan bir şey lazım gelmez. Fâhâda Sa'dun. İşte Sa'd ibn Ebi Vakkas lemmâ küşifeti rivayet. Rivayetler vaktaki keşfolunda anhu ondan gelen rivayetleri topladık. 4-5 türlü rivayet geldi. Sebete anhu ondan sabit oldu ki ennehu lâ vudu'a fî mes-i zekâr. Avret mahallini meshetmekte abdest yoktu. Bu sabit oldu. Peki öteki birinci de geçti ki abdest al diye emredildi. Ya buna ne dersiniz? Diyor caiz ki o için olsun. Yani müstehab, mendup kabilinden olsun. Çünkü teviller mühtemil, tevilata mühtemil var. Yani birkaç türlü ihtimal var. İhtimaller çok olduğundan dolayı caiz ki o mendub olarak kalk abdest al dediği. Burada sabit olan abdesti kaçırmaz. Peki sıra Abdullah ibn Abbas'tan gelen rivayete geldi. Ve emmâ mâ rûye an ibn Abbas'in Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edilen hadis-i şerife gelince fi icâbil vudû'i fi evret mehalline elinin değmesinde abdestin vacip kılmasında Abdullah ibn Abbas'ın rivayeti var ya buna gelince فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildi. خِلَافُ ذَلِكَ Onun hilafı rivayet edildi. Abdest vaciptir dedi. Bir de abdest vacip değildir diye rivayeti geldi. Abdest vaciptir, vaciptir rivayetlerini okuduk. Abdest vacip değildir rivayetine gelince
حدثنا أبو بكرة قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا كلمة بن عمار قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس buyurdu ki مَا غُبَارِي بَنْ قُقْمَمْ اِيَّاهُ مَسِّسْتُ اَوْ اَنْفِ Ben avret mahallini mi tuttum yahut burnumu mu tuttum? Bunu korkmam. Yani ikisi bir benim nazarımda. Ha onu tutmuşum, ha onu abdesti kaçırmaz. Haddesena Ebu Bekir'de kal, haddesena Ebu Amir, kal, haddesena Ebu Nebi Zibin, en Şöbete Mevla bin Abbas, Şöbete Abdullah bin Abbas'ın Mevlası olan Şöbe. En İbni Abbas'ın radıyallahu anhüm istedim. O da yine Abdullah bin Abbas'ın böyle rivayet eyledi. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه سعيد بن جبير عبد الله بن عباس روايته لديك أنه كان لا يرى بن görmez في مسجد سكري أورت محل لمسجد مدى وضعان عبدس görmez عبدس واجب olur demezdi. فهذا ابن عباس فهذا ابن عباس نشف عبد الله بن عباس قد روي عنه ondan rivayet edildi غير ما رواه قتادة قتادة'nin rivayet ettiğini gayrisi قتادة'da da kimden yani Atay'ın Atadan Atada kimden anhu Abdullah bin Abbas'tan o rivayet etmişti ki abdestin vaciptir ya burada da rivayet edildi ki abdestin vacip değildir فلم نعلم أحدا hiçbir kimseyi bilmedik min ashabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in eshabından kimseyi bilmedik ki efta fetva vermiş verdi bir vudu'yı abdest almayla minhu avret mahalline elinin değmesinden hiçbir sahabeyi görmedi ki gayre bini Ömer Abdullah ibni Ömer'den başka Abdullah ibni Ömer fetva verdi diğerleri vermedi. Şimdi İmam-ı Tahavi eshab-ı kiramdan yalnız Abdullah ibni Ömer'in fetva verdiğini söylüyor. Diğerleri vermedi. Yalnız Salik-i Mümeccet'te diyor ki halbuki sahabelerden başkaları da fetva vermişlerler. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Hureyre, gerçi Hazreti Ebu Hureyre'de ihtilaf var ya bir rivayete göre. Sonra Zeyd ibn Halid el-Cüheni, Bera ibn Azib, Cabir ibn Abdillah, Sa'd ibn Ebi Vakkas bunlar da fetva vermiştirler. Bunlar da fetva vermiş ama fakat mesela işte Sa'd ibn Ebi Vakkas'ı okuduk. Fetva vermiş fakat üç türlü rivayet var. Birisinde fetva vermiş, birisinde elini toprağa sürmüş. Birisinde elin yeka demiş. Yani gerçi Tarih-i Mümeccet'te bunlar böyle fetva verdi diye ispat ediyor ama İmam-ı Tahave'nin sözü daha kuvvetli. وَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَٰلِكَ اَكْثَرُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdullah ibn Ömer bu meselede fetva verdi, abdest vacip olur dedi ama Abdullah ibn Ömer'e Ashab-ı Resulullah'ın ekserisi muhalefet ettiler. Bu muhalefetleri beyan ediyor. Buyuruyor ki Haddesena Muhammed ibn al-Abbas radıyallahu anh Kale Haddesena Abdullah ibn Muhammed ibn al-Mughire Kale akberena mis'arun en kabusin en ebi zabiyana en aliyyin radıyallahu anhu ennehu kal Hazreti Ali kerramallahu veçe buyurdular ki ma ubari ben korkmam en fi mesistu burnumu mi tuttum, ev üzünü, kulağımı mı tuttum, ev zekeri yahut evret mahallini mi tuttum? Yani bunlar müsavidir. Bunları mübalat etmez. Abdesti kaçırmaz. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Yahya ibn Hammad'ın kâle haddesena Ebu Abane an Süleyman'ı an İbn-Hal ibn Amr'ı an Gays ibn Sekel kâle Abdullah ibn Mesud Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh buyurdu ki مَا وَبَالِي ذَكَرِي مَسِسْتُ فِي الصَّلَاةِ وَزُنِي وَاَنْفِي Ben korkmam. Evret mahallini mi tuttum namazda, kulağını mi tuttum, burnumu mi tuttum? Müsavidir. حَدَّسَنَا بَكْرُ بْنِ اِدْرِيسِ قَالَ حَدَّسَنَا آدَمِ بْنِ اَبِيَّاسِ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَ قَالَ حَدَّسَنَا بُكَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ هُزَيْلًا يُحَدِّسُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ نَحْوَهُ Züheyl diyor ki ben Abdullah ibn Mes'ud'un Ben rivayet ediyor böyle rivayet ettiğini işittim. Yani Ebu Gays Hüzeyli rivayet ederek işitmiş. O da Abdullah ibn Mesud'dan rivayet eylemiş. Aynen bu hadisi. Haddesena Salih kâle haddesena Sa'idun kâle akberena Hüseyme kâle akberena el-Âmeşu anil minhâli ibn Amr'in an Gays ibn Sekel an Abdillah mislehu
İmam-ı Tahavi yine başka bir senette ispat ediyor ki Abdullah bin Mesud böyle dedi. Ha burnumu tutmuşum, ha avret mahallimi tutmuşum, ha Kur'an'ı tutmuşum. Bunlar yani abdest kaçırmaz. Tutmakta müsavi. Haddesena salihun قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا نَعْمَشْ عَنَ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ اَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَانِ عَنَ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ. Yine başka bir senetle Abdullah bin Mesud'den rivayet eyledi. حَدَّسَنَا سَالِحٌ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّسَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. Yine Ebu Kays'ten böylece rivayet eyledi aynı senediyle ve aynı sözü. Yani Abdullah bin Mesud'un hadisini rivayet eyledi. Akhbarana Ebu Bekir'te kâle haddesena Ebu Ahmet el-Zübeyri'yü kâle haddesena Mis'alun en Umeyr ibn-i Sa'id'in. Ha yani senet değişti. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Nu'ayb kâle haddesena Mis'alun en Umeyr ibn-i Sa'id'in kâle. Şimdi bu iki senette İmam-ı Tahavi bir salih bir de Fahd Terik ile getirdi. Kime çıkardı? Umeyr ibn-i Sa'id'e. Umeyr ibn-i Sa'id kâle dediler ki kuntu fi meclisin ben bir mecliste idim ki fihi o meclisteydi Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir de o mecliste ehdun. Kale haddesena Ebu Nu'ayb. Kale haddesena Mis'arun. En Umeyr ibn Sa'idin. Kale kuntu fi meclisin ben bir mecliste idim ki fihi o mecliste olucuydu Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir. فَذُكِرَ مَسْتُ الزَّكَرِ عَوْرَتْ مَحَلِّنِ مَسْتْمَكْ zikredildi. Abdest mucib midir, değil midir? فَقَالَ اَمَّارُ بْنِ يَاسِرِ buyurdular ki اِنَّمَا هُوَ بِدْعَةٌ مِنْكْ o senden bir parçadır. Misl, ne gibi? مِسْلَ اَنْفِي اَوْ اَنْفِكَ benim burnum yahut senin burnun gibi. Bir parçadır. Yani burun insanda nasıl bir parça ise o kamış da vücutta bir parçadır. Ve inneli kefike senin elin için orucudur mevdi'an bir mevdi gayrehu ondan başka. Yani sen elini koyacak başka bir yerde vardır. Yani koymamak daha iyidir. Elin avret mahalline koyana kadar oraya koyma. Elin başka bir yere de koy. Yoksa bu avret mahalli de diğer bir aza gibidir. Burun nasıl ise o da öyledir. Akberena Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Amir'in kâle haddesene Süfyan'ın سفيان عن إياد بن لقيط عن البراء بن قيس حا وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو شعبة عن منصور قال سمعت سدوسيا سدوسي أشتم يحدث عن البراء بن قيس براء بن قيس رواية ديور دي. Şimdi Ebu Bekir İmam-ı Tahavi Ebu Bekir tarikiyle Bera ibn Kays'a çıkardı. Burada da yine Ebu Bekir'e Ebu Amir'den yukarıda rivayet etmişti. Burada da Ebu Davud'dan rivayet ederek yine kime çıkardı? Bera İbni Geys'e çıkardı. Yine bir senet daha getirdi ki ve haddesine Ebu Bekir'e de yine Ebu Bekir'e rivayet ediyor. Kale haddesine Ebu Davud kale haddesine Ubeydullah ibn-i İyad ibn-i Lakid an ebihi anil Bera İbni Geys'e. Bera İbni Geys'ten. Şimdi üç senet ile İmam-ı Tahavi Bera ibn-i Kays'e çıkardı. Fekale. Bera ibn-i Kays dedi ki Semi'atu Huzeyfete Huzeyfete ibn-i Yemani'yi işittim. Yekulu buyururdu ki Ma ubali iyyahu mesestu ev enfi. Ma ubali ben mübarat etmem yani korkmam. İyyahu avret mehallini mi mesestu tuttum. Mesestu mesestu ikisi de caiz. Ev enfi burnumu mu tuttum. Elim ona mı değdi, ona mı değdi? Bu korkmam. Yani farkı yok. İkisi de birdir. İnsanın azasıdır. Abdestini bozmaz. Haddesena Muhammed bin Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun. Ha. İmam-ı Tahavi başka bir senet daha zikreyledi. Hammad'a kadar. Ve haddesena Süleyman bin Şaibin kâle haddesena Al-Hasibu kâle haddesena Hammamun an Katadete enil Muharik ibn Ahmed. Metinde böyle yazmış ama şerhte diyor ki sevabı ahmer, ahmerdir. Enil muharik ibn ahmer. An Huzeyfe'den. Radıyallahu anh. Hazreti Huzeyfe'den rivayet ediyor. Aynı hadisi şerifi. Haddesena ibn-i Merzuk kâle haddesena Amr ibn-i Ebi Rezin kâle haddesena Hişam ibn-i Hisan
anil haseni Hasan-ı Basri'den rivayet etti. En hamsetin min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hasan-ı Basri de ashab-ı kiramdan 5 kişiden rivayet eyledi. Ki minhum o 5'ten olucudur. Ali ibn-i Ebi Talib kerramallahu veçe ve Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ve Huzeyfet ibn-i Yaman radıyallahu anh ve İmran ibn-i Hüseyin radıyallahu anh ve racun-un ahir. Bir de başka bir adam. Dördünün ismini zikretti, beşincisini zikretmedi ki bazı rivayetlere göre Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bu 5 kişiden rivayet eyledi Hasan-ı Basri ki ennehum bunlar kânû lâ yerevne görmezdiler fî mescid-i zekâr evret mehallini mesletmekte vuduan abdest görmezdiler. Hazreti Ali kerremallahu veçhe me'lum Abdullah bin Mesud ashab-ı kiramın alimlerinden de Peygamber Efendimiz siz onun yolunda yürüyün dedi. Huzeyfet ibn-i Yemani Peygamber Efendimiz'in sırrını bilen bir kişi ki münafıkları ona bildirmişti, başka kimseye bildirmemişti. İmran ibn-i Hüseyin ise melaikeler bu adama selam verirdiler. Sonra vücudunda tedavi için dağ vurdurdu. Bir müddet onlar terk ettiler onu selamı fakat sonunda yine selam vermeye başladılar. Öteki beşinciyi de Ebu Hureyre, o da malum. Bunlardan Ebu Hureyre ise gelir. Hasan-ı Basri diyor ki ashabtan 5 kimseye yetiştim. Bunlar evret mehalline değmekle abdest lazım gelir. Böyle olmadı. Yani beis görmezdiler. Elin evret mehalline vurmakla abdesti kaçmaz, abdest vacip olmaz derdiler. Haddesene İbn-i Huzeyme gâle haddesene Haccacun gâle haddesene Hammadun. Ha, yani sen başka bir senet. Haddesena Süleyman ibn-i Şahid'in kâle haddesena Abdurrahman kâle haddesena Şöbbe en Katâde anil Hasan en İmran ibn-i Hüseyin nehvehu. Hasan-ı Basri İmran ibn-i Hüseyin'den meleklerin ona selam vermiş ol bu adamdan rivayet eyledi. Haddesena Salihun kâle haddesena Sa'idun kâle haddesena Hüseyin kâle ahberena Hamid-i Tabil anil Hasan an İmran ibn-i Hüseyin mislehu. Evet, İmran ibn-i Hüseyin'den başka bir senetli İmam-ı Tahavi rivayet eyledi. Yukarıda Süleyman terkiyle, burada da Salih terkiyle. فَاِنْكَانَ يَجِبُ Eğer vacip olduysa فِي مِسْلَ هَذَا Bu gibi hükümlerde vacip olduysa تَكْلِيدُ بُنِي عُمَرْ Abdullah ibn-i Ömer'i teklif vacip olduysa فَتَقْلِيدُ مَنْ زَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz zatları teklif etmek evlâ, daha evladır مِنْ تَقْلِيدِ اِبْنِ Ömer bin taklidi ibn-i Ömer, ibn-i Ömer'i taklitten daha evladır. Yani siz derseniz ki bak Abdullah ibn-i Ömer ashabtandır. Bu abdesti vacip görüyor. Ve bunu taklit vaciptir derseniz biz size daha ondan yükseklerini getiririz ki Hazreti Ali kerramallahu veçhe Abdullah ibn-i Mes'ud İmran ibn-i Hüseyin Huzeyfet ibn-i Yaman Ebu Hureyre gibi zatları getiririz. Bunlar abdest lazım gelmez diyorlar. Teklid vacip ise bunları teklid etmek daha evladır. Ve kadruviye zalik. Bu rivayet edildi an Sa'id ibn-i Müseyyebi ve Hasan. Sa'id ibn-i Müseyyeb ve Hasan'dan da rivayet edildi ki onlar da abdestle lüzum görmezdiler. Haddesena Abdullah ibn-i Muhammed ibn-i Huşeyş kâle haddesena Müslim ibn-i İbrahim kâle haddesena Hişam kâle haddesena Katâdetü an Sa'id ibn-i Müseyyeb. Katade Said ibn-i Müseyyeb'den rivayet eyledi ki ennehu kâne la yara Said ibn-i Müseyyeb görmezdi fî mescid zekeri avret mehallini mescitmekte vuduan abdesti görmezdi. Yani vacip gelir demezdi. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Davud kâle haddesene Hişam'ın en katâdete anil Hasan'ı misle. Hasan-ı Basri'den de Katade böylece rivayet eyledi ki o da abdest bozulmaz derdi. Haddesena Ebu Bekret'e kâle, haddesena Abdullah ibn-i İmran, kâle haddesena Eş'az anil Hasan. Eş'az Hasan-ı Basri'den rivayet eyledi ki, ennehu kâne yekrehu. Mekruh görürdü, messel ferci evret mehallini elinde edilmesini mekruh görürdü. Fe'in fe'alehu, fakat bunu işlerse, lem yer aleyhi vuduan, ona abdest vaciptir demezdi. Evet, bir adam elini evret mehallinde değdirmesi mekruhtur. Ama abdestin muciptir manasına değil. Abdest lazım gelmez. Hasan-ı Basri böyle dedi. Haddesena Salihun kâle haddesena Sa'idun kâle haddesena Hüseymin kâle akberena Yunus anil Hasan ennehu kâne
Yunus diyor ki Hasan-ı Basri'den rivayet eyledim ki ennehu kâne la yara, o görmezdi. Fî mes-i zekeri vudvanı, kamışını ellemekle abdesti görmezdi. Yani abdesti bozulur da abdest alsın demezdi. Fedihâza, işte bununla ne akuzu alırız. Biz de alırız ve huve kavlu Ebi Hanife ve Ebi Yusuf ve Muhammed ibn Hasan rahimehumullah. Bu üç imamın kavli de budur, mezhepleri de budur. İmam-ı Sevri, Şerik, Hasan ibn Hay, Abdullah ibn Mübarek, Ali ibn Medini, Yahya ibn Ma'in ve İbn Münzir, bunların mezhepleri de budur. Bunların hiçbirisi Ali evret mehaline değmekle abdest kaçar demediler ve hiç görmediler. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.